Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Geçen hafta üzerine tartışılacak çok fazla gündem konusu yoktu. Hatta bir tane gündem olmayan ama konuşmak istediğim eskilerden bir konu vardı. Onu konuşmuştum. Kaydı yaptım yapar yapmaz bir ton konu geldi üst üste. Şu an iki podcastlik rahat konu var. Böyle oluyor bazen. Yapacak bir şey yok. GoPro ile test çekimlerimizi yaptık. Podcast işlerini hallettikten sonra. Gerçi ona geçmek istemiyorum çünkü biliyorsunuz giriş jeneriğimizi halletmek istiyorum. Bayağı emek isteyen bir iş olacak. Ulan giriş jeneriyi ne kadar vakit alabilir ki diye olabilirsiniz. Görünce anlarsınız. Güzel bir şey oluyor. Birçok seyircimizin yollamış olduğu videolarla bir kolaj yapıyorum. Arkadaşlar bazen şey diyor, hakkımda konuşurlarken Efe Aydal eskiden güzel videolar çekerdi, şimdi artık video çekmiyor. Podcast yapıyor sadece. Aslında video çekecek çok fazla konu var biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında çok isterim yani video çekmeyi. Bir de biliyorsunuz sinematografi konusunda da biraz geliştirdim kendimi. Bu film olayı sağ olsun. Yani şu an çok güzel sketchler aslında çekebiliriz. Ama işte ona vakit ayırmak istemiyorum, filme vakit ayırmak istiyorum. Yine de kafamda bazı konular var. Olur da eğer bu giriş jeneriği de bitti diyelim. Yani karantinadan dolayı sahne çekemeyecek noktaya gelirsek en azından karantina bitene kadar komik video çekeriz. Hem sinematografi konusunda da egzersiz yapmış oluruz. GoPro ile ilgili yakında idolog gelecek. Kafamda bir fikir var. Gene güzel bir deneme olur. Uzun teknik konulara girmek istemiyorum ama geceleri GoPro'yu Osmo'ya takmak gerekiyor. Gimbal'a takmak gerekiyor. Yazılımsal olarak... Yeterinceyi stabilize edemiyor. Bunun açıklaması var da. Dediğim gibi bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum. Sizi sıkmamak için. Birçoğunuzun umurunda değil çünkü. <laughs> Demiştim ya aslında gündemle ilgili birçok konu var. Konuşacağımız ama hazır sıcakken yeni yaşadığım bir olay iken başka bir konuyla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Dayaklık kadın diye bir şey var mıdır? Bunu konuşmak önemli. Biliyorsunuz dayaklık erkek dediğimiz zaman bazı tiplerden bahsettiğimiz zaman tam dövülecek adam dediğimiz zaman o konuda tabii kimse itiraz etmiyor. Ancak bunun kadın versiyonları da var maalesef. Bu önemli. Bazen şey düşünüyor olabilirsiniz. E fayda sırf tartışma yaratmak için mi böyle şeyler söylüyor acaba? Amacım tartışma yaratma değil arkadaşlar. Ne demiştik? Doğayı kendi lehimize yönlendirebilmek istiyorsak önce işleyişini olduğu gibi öğrenmemiz lazım. Başka bir deyişle bu tür kadınlarla başımızı belaya sokmak istemiyorsak bu tür kadınlar var olmadığını farz edebilirsiniz. Ancak bu kadınlarla karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı bilmediğiniz için büyük sorunlar yaşayabilirsiniz. Az önce bir kargo firmasına gittim. İrfan Hoca büstünü kazanan library üyemize İskenderuna büstü yollamak için. Ancak bildiğiniz gibi şöyle bir sıkıntı var. Kargo firmaları kotamız dolu diyor ve bazı yerlere çok zor yolluyorlar. Birkaç kere git gel yapmanız gerekiyor. Ben de başka firmalarla yollayamadığım için Zorunlu olarak en tırt kargo firmasına gitmem gerekti. Ünlü olanların içinde en hangisi olduğunu zaten herkes biliyor. Bir ara şunu düşündüm çünkü. Kargo firmasının adını vereceğim de büyük ihtimalle söylediğim şeyleri kabul etmeyecekler. O yüzden hukuki olarak sıkıntı çıkabilir. Sonra bir de şunu düşündüm. En boktan kargo firması deyince nasıl herkes anlayacak kim olduğunu. <laughs> o yüzden aslında isim vermeme de gerek yok. Şimdi ne yapabilirler ki? O boktan kargo firması biziz. O firmayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnternet üzerinden alışveriş yaptığınız zaman o alışverişe tıklarsın. Bazen kargo firmasına kontrol etmezsin. Bazen de söylemezler zaten alana kadar. Tıklarsın. Ondan sonra paketiniz kargoya verildi deyince orada acı gerçekle karşılaşırsın. Ha siktir. Gene mi buna ver der. Artık tahminen keyfimiz ne zaman gelirse o zaman teslim edilecektir diye bir mesaj gelir. Artık şubeye gelir. Senin şubeden alman mı gerekir? Çünkü şubeye gelir, bir günde, iki günde, bir haftada senin evine ulaşamaz mı? Ondan sonra bunların şubesi az olduğu için ebesin nikana mı gitmen gerekir? Bisikletle, tramvayla falan mı gitmen gerekir? Kargo gelse bile sağa soluk, vuruk kırık bir şekilde mi gelir? Anlayamadığım olaylardan bir tanesi de bu. Kargo firmalarında çalışan arkadaşlar belki beni aydınlatabilir. Neden ucuz kargo firmaları şeyden olabilir mi? Bir aracın içine çok mu sıkıştırıyorlar? Herhalde ondan. Yoksa yani bir kargo firması ucuz diye niye sürekli sağa solu vurup gelsin? Neyse ki onunla yollamak zorunda kalmadım. Onu da biraz da anlatacağım sebebini. Alamadılar. Siz yollarken niye strese giriyorsunuz? Çünkü şöyle bir şey var. Firma ucuz olduğu için mümkün olan en ucuz elemanları bulmuşlar. O yüzden gittiğin zaman mutlaka ya arıza çıkacak, ya kavga var, ya bir şey olacak. Bu sefer gittiğimde gene millet çıldırıyordu. Görevli kadın bağırıyordu içeride. Mahluk, yaratık ne oluyor lan? Taciz mi ettiler acaba? İnsan düşünüyor nasıl bir drama var acaba diye. Önlerine birisi araba park etmiş. Bir taraftan konuşuyorlar şimdi polisi çağıracağız falan diye. Biz buraya araç getirecektik. Bir taraftan bunu diyorlar. Bir taraftan diyor ki çağırma çağırma polis de bir şey yapmaz bunlara. Ya da işte adama söyleyeceğiz adam babanızın malı mı diyecek. E, sokak sonuçta yani. Sonuçta sokak. Ondan sonra oradan böyle daha kafa rahat bir adam geldi. Ya dedi niye bu kadar bağırıp çağırıyor. Herkes bağırıp çağırıyor küfür ediyor falan çünkü. Bu şey olur ucuz otobüs şirketlerinde fazladan su istediğin zaman suyu kafana atarlar ya. O arkadaşların kargo versiyonu. Anladınız ya bu sefer ona söylenmeye başladı. Kadın orada atarlı konuşuyor içeriye giriyor içeride mahluk yaratık bilmem ne arabayı koymuşlar. Söyledikleri laflar insan değil bunlar. Bir, lan tecavüz mü etti ne yaptı yani? Bunlar hayvan bunlar yaratık bunlar mahluk. Şimdi belki şöyle diyor olabilirsiniz. Boktan kargo firmalarının önüne araba bırakmamak lazım. Haklısınız. Ama olay o değil. Şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ben bu tür kadınları kızdıracak şeyler yapmam zaten. O yüzden bu kadınlar beni bulmaz. O senin elinde olan bir şey değil. Yarın bir gün seni de bulur. Yarın bir gün sen de boş bulunup bir hata yaparsın seni de bulur abi. Arabanın modeli de iyiydi. Fena değildi. Bekledim nasıl biri çıkacak diye. Nört bir adam çıktı. Büyük ihtimal bizim dinleyicimizdir. Dinlediği zaman aa benden bahsediyorlar lan diyecek. Eğer kolpa bir adam çıksaydı net söylüyorum ağzının ortasına iki tane çakardı kadının. Ondan sonra ne olurdu? kargo işçileri yanlış yere park eden adamı güzelce uyardıkları için bir kadını erkek terörüyle tartakladı. Bu olurdu. Maalesef biliyorsunuz arkadaşlar hep böyle ünlü kavgaları olur. Sevgilim beni dövdü. Bana ne yaptı biliyor musunuz? Şimdi bu kadın, bu kadın eğer sevgilisi varsa yok gibi gözüküyor ama ya da var ama başarılı değil gibi gözüküyor ama sevgilisi varsa bu kadını dövecek. Dövmemesi için eroinman falan olması lazım. Bu kadın dövecek. Bunu açıkça söylememiz lazım ki bunlardan minimum hasarla kurtulalım. Yani bu tür kadınlar bizim başımıza gelirse minimum hasarla kurtulalım. Çünkü hiç tecrübesi olmayan biri hani bir anlık öfke olayından bahsetmiştik ya. Bir anlık öfkeyle suratına bir tane yumruk atabilir yani kadının. Ondan sonra işte Twitter'ın kötü adamı olur. Çünkü öncesini kimse konuşmaz. Öncesini konuşsa da bir şey fark etmez ki. Kendisini eleştirdi diye dayak yemeye hak mı? ya da kendisini uyardı diye dayak yemeyi hak ediyor mu? Erkek terörü vesaire. Bunlar önemli. Neden? Yarın bugün benim de başıma gelebilir. Ve açıkçası ben hala bu sorunun çözümünü bilemiyorum. Yani yarın üstüme feministleri salsalar gidemezsin. Çünkü takip edecekler seni gittiğin yerde. Normal şartlar altında bir erkek yaptığı zaman yani o lafları bir erkek söylediği zaman artık sussun diye bir tane çakabilirsin. Artık sussun diye ne bileyim tekme tokat dalabilirsin yani. Susturmak için. Kimse de bir şey demez kavga çıktı der geçerler. Sen de düzgün konuş derler adama geçerler. Ama kadın bir de sesleri yani o tür kadınların dayaklık erkeğe nazaran dayaklık kadınların sesleri çok daha cırtlak olduğu için çok daha böyle yani nasıl profesyonelleşmişler mi yoksa doğuştan bir şey mi bilmiyorum ama o ses ağızdan çıktığı anda sanki şey gibi böyle kara tahtaya tırnaklıyorsun gibi bir ses. İşte sıkıntı burada. Peki ne yapmamız lazım? Çok düşünüyorum ben bu konuyu arkadaşlar. Birkaç kere böyle geldi başıma. Neyse ki bana gelmedi yani. Benim başıma gelmedi. Çünkü ben hala nasıl davranırım bilmiyorum. Ciddi ciddi benim burasım geldi ya kadın. Konuyla hiçbir alakam yok bak. <laughs> Şiddet şiddeti doğurur derler ya. Çok büyük ihtimalle kadın kendi hayatından memnun olmayan birisi. Belli yani. Kendi hayatından memnun olmadığı için genel olarak mutsuz bir hayatı olduğu için böyle şeylerde çıldırır bu tür insanlar. Maalesef kadınlar bir de daha duygusal olduğu için loser erkeğe oranla loser kadın hiç çekilmez oluyor. Ya da bilmiyorum ben erkek olduğum için bana öyle geliyor olabilir. En ufak bir şey ters gittiği zaman çığırmaya başlar, en ufak bir şey ters gittiği zaman bağırmaya başlar, küfretmeye başlar, hakaret etmeye başlar. Neden? Birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi etrafında erkekler var diye ona güvenir. Yani onu koruyacak erkekler var diye. İkincisi diğer adam dokunursa bu sefer her yerde onu rezil edecek. Kadına şiddet duyguluyor. Ben kendisini uyardım ve bu tür kadınların da bu tür ucuz müesseselerde çalışması da tesadüf değil. İki sebepten dolayı olabilir. Birincisi alırken herhangi bir kriter olmadığı için iş alımına geliyor kadın. Ee, bize karı lazım. Böyle presentable mı ne öyle bir şey varmış. Böyle şubelere falan birer tane koymak lazımmış daha presentable falan olsun diye. Sen karısın değil mi? Şimdi işte normal bir kadın başvursa ee, evet kadınım. Yani bak düz kadınsın değil mi? LPG'li değil yani Bura al sancak biliyorsun. Sormamız lazım. LPG'li araç almıyoruz, patlıyor çünkü. Depoda sıkıntı olabiliyor. Hayır hayır düz kadınım. Şey, e, maaş ne kadardı? E, ne kadar bekliyorsun? E şimdi tabii en aşağı bir asgari ücret vermeniz lazım herhalde. Ha, asgari ücret. Nasıl yapsak o işi? Şimdi asgari ücret. Onu biz çıkartamayız biliyor musun? Ben sana asgari ücret versem o parayı çıkarmak için başka işler de yapman gerekir. Nasıl yapsak acaba? Konsomasyona çıkıyor musun? Büyük ihtimalle maaş düşük olduğu için kriterde hiç yok. O yüzden bizim bilmem kim abinin karısı var. Evde oturup dizi seyrediyor bütün gün. Gelsin çalışsın burada deyip de eleman alıyorlar diye tahmin ediyorum. Yazık kargoyu yollayacak adam adresi falan yazdı. Şimdi bunun önceki firmalarda şey diyorlar oranın kotası dolu o yüzden yollayamıyoruz bilmem ne. Ben zaten alışkınım. Kota dolu mu diyecek demeyecek mi bilmiyorum onu işte merak ediyorum. Adam bakıyor böyle ekrana. Ya abi diyor yolla tuşu çıkmadı burada. <laughs> Allah Allah. O böyle tuş yolla tuşu olması lazım da karardın. Niye ki acaba ne oldu acaba? Bilgisayarı prize taktım mı diyecektim. Evet sonra ben teselli ettim kendisini. Dedim ki yok dedim o şey. Bazen kota sıkıntısı oluyor o yüzden Yoktur falan herhalde falan aldım kaçtım. Kaçtım çünkü kadının daha fazla çığırmalarına dayanamadım abi. Şimdi bu durumda ne yapılması lazım? En önemlisi bu. Bu tür yani atsan atılmaz satsan satılmaz türü kadınlarda yapılabilecek en iyi şey. Çünkü yani hiçbir şey yapmayı bırakıp git de demiyorsun. Çünkü o ben günlerce aklında kalıyor değil mi? O sinir. Allah kahretsin şu duygularımızı bir sıfırlayamadık ya. Şu dünyayı yöneten adamlar gibi psikopat olamadı. Gidip öğreneceğim adamlardan. Siz duygularınızı nasıl sıfırlayabiliyorsunuz? Mümkün olduğu kadar arka plana atmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar mantığımı ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Ama olamıyor. Bir noktada insan öfkesine yenik düşüyor. Dünyayı yöneten psikopatlardan öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden o da olmuyor. Lafı yiyip yiyip gideyim diyemiyorsun. Ben hiçbir hata yapmayayım. Bu kadınlar bana bulaşmaz da diyemezsin. O çünkü askerdeki gibi bir şehir efsanesidir. Ben askerdeyken her şeyi dört dörtlük yapacağım. Komutan bana hiç fırça atmayacak. Hadi ya. Komutan sana şu asker nerede diye soracak. O asker daha önceden varlığını bile bilmediğin bir yerde böyle Bodrum katında kaloriferin arkasında böyle bir odada kestiriyor olacak. Uzun süre bulamayacaksın ondan sonra. Bir ton fırça o yüzden. Gibi. Bunun gibi maalesef bazı durumlarda senin elinde olmuyor. En mantıklı çözüm olarak videoya kaydetmeyi düşündüm ben. Mesela spesifik olarak bu durumda videoya alsan böyle şeyi de göstereceksin. İşte o boktan kargo. Bokunuz bokumuzdur. O kargo firmasını da göstereceksin. İnsanları da etrafındaki insanları da göstereceksin. Böylece bir şey olursa sanki orada kadın tek başına gelmiş seni güzellikle uyarmış. Sen de onu tartaklamışsın gibi sol gerici gazetelere malzeme olmayacaksın. Çünkü eğer bu olsa kesinlikle bu olur. Ve sırf bu yüzden bu tür kadınlar yüzünden diyorum ya ünlü bilmem kim popçu, topçu, oyuncu sevgilisi tarafından dövüldü. Önce bir bakıyorum. Yaptığı açıklamalara bakıyorum. Konuşma tarzına bakıyorum. Sonra işte bu dayaklık kadın dediğim kadınlar aklıma geliyor. O yüzden hiçbir tepki göstermiyorum. Şunu da demiyorum. Ey kadınlar siz böyle davranarak kendi cinslerinize olan şiddeti meşrulaştırıyorsunuz. Çünkü böyle insanlar olacak. Böyle insanların olmaması imkansız ki. Erkeklerde de var bu tipler. Kadınlarda da var bu tipler. Onu geçtim ben zaten. Yani neden böyle dayaklık insanlar var? Dayaklık erkekler ya da kadınlar varı geçtim zaten. Olacak tabii ki. Dedim ya bunlar doğal felaket. Bizim için önemli olan bunlara karşı kendimizi nasıl koruyacağız? Kamerayı alırken bir taraftan da diyeceksin abi sizin kargo niye hep böyle yapıyorsunuz? Niye müşteriye bu şekilde hakaret ediyorsunuz? Zaten bir işinizi doğru düzgün yapmıyorsunuz bilmem ne. Bu şekilde ne olacak? Sen güçsüz kadına karşı değil de sen kendinden büyük firmaya karşı konuşuyor olacaksın. Ya da hiçbir firma ile alakası olmasın. Birilerinin yolladığı feministler olsun. Yine aynı şekilde kameraya alacaksın. Onlar sana istedikleri kadar çığırsınlar, bağırsınlar. İşte erkekliğine laf etsinler, O dayak yemek için onu yapıyorlar ya. Ne yaparlarsa yapsınlar sen kameraya alacaksın. Düzgün düzgün anlatacaksın. O zaman çok fazla sinirlenmezsin. Neden? İnternete yüklediğin zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu herkes görür. Hukuki olarak sıkıntı çıkabilir diyorsan yüzünü buğulayabilirsin. Bence en az hasarla bu şekilde halledilebilir. Yani bu tür insanlar çıktığı zaman bu insanları kameraya alarak. Çünkü şöyle bir şey var. Ortada kamera olmadığı zaman şey falan da bak. Richard Dawkins'e mesela gelin hadi sıkıysa tartışalım falan diye elinde kamerayla. Onların elinde kamera var ama. Taciz ediyorlar adamı. Bana henüz öyle yolda sıkıysa düello yapalım diyen gelmedi. Bir kere tartışmak isteyen laflar malikanesi grubundan arkadaşlar geldi. Ama onlar da agresif bir şekilde konuşmadılar. Ben de onların onlar olduğunu bilmiyordum zaten. Biraz ters dedim hatta ilk başta çünkü kedicilerden sandım. Sonra da olmadığını anlayınca davet falan ettiler. Şuraya gelelim konuşalım falan diye. Bu çok çok eski. Yani ilk tartışmamızdan da eski. Belki Kırmızı Aptan da eski yani. Baya eski bir olay. Ben de konuşuruz bir ara falan demiştim. Sallamıştım. Sonra internet üzerinden zaten konuştuk. Bence bu gibi durumlarda dediğim gibi en mantıklısı kamerayı kullanmak. Siz derdinizi mantıklı bir şekilde anladı. Çünkü kamera olmadığı zaman arkadaşlar karşınızdaki adam istediği gibi dayılanabilir. İstediği gibi atlanabilir. İstediği gibi işte mahluk, yaratık bilmem ne olan ne yapmış yani? Arabayı park etmiş. Araba park etmiş ya. Dünyanın sonu gibi konuşuyorsun işte. Bunun sebebi senin loser bir insan olman. Yani sevgili loser kadın, sevgili dayaklık kadın. Beni dinlediğini biliyorum. Eğer bir adamın arabasını senin önüne park etmiş olması bu kadar büyük kendini yerden yere atmana, bağırıp çığırmana bir sebep oluyorsa sorun o arabada değil. Sorun senin hayatında. Senin hayatın bok gibi. Doğru mu? Bu senin suçun olabilir. Büyük ihtimalle öyle. Senin suçun olmayabilir ama her halükarda o araba gitsin diye çığıracağına hayatını düzeltmeye uğraş. Daha önce de konuşmuştuk. Tabii ki bu benim düşüncem. Adamın teki diyordu. Bizde iş yerine alkol metreye üfleyerek alıyorlar. Alkolü çıkarsan iş yerine almıyorlar. Bu işte insan haklarına aykırıdır bu yobazlıkla nasıl mücadele ederim falan diye. insanlarda da fikir falan veriyor. Gerekçe olarak da ben her gün mutlaka biraz işe gitmeden önce içiyorum diyor. Her gün mutlaka işe gitmeden önce biraz içiyorum isen senin alkolü işe gitme özgürlüğünden daha büyük sorunların var. Senin için söylüyorum. Sorunlarını doğru sıraya koyman lazım. Önce alkolik yani alkoliksin sen. Önce alkoliklikten kurtul. Kurtulduktan sonra gene mücadeleni verirsin. Eşim de bir fabrikada zamanda çalışıyor olduğu için Alkollü gelen insanların ne büyük sıkıntılar çıkardığını sadece kendisine değil diğer işçilere de biliyoruz. Evet özetle bu tür insanlara maruz kalmamak için bir. Mümkün olduğu kadar zaten bunların söyledikleri umurunuzda olmasın. Çünkü bu tür insanların söylediği şeyleri zaten fazla kafasına takan kişileri de görüyorum. Çok aşırıya kaçmadığı sürece söyledikleri zaten umurunda olmaması lazım. Çok fazla takılmayın yani. İkincisi gerçekten sinirlerini bozan ve o ortamdan da kolay kolay kurtulamadığın bir şey yaptığı zaman yani kendi sinirlerinizde yatıştırma hakkınız var. Karşı tarafa bir şeyler yaparak kendi sinirlerinizi yatıştırmaya hakkınız var. Yoksa delirirsiniz bir hafta boyunca. Ne bir haftası? Aylarca belki düşünürsünüz. Ara ara aklınıza gelip durur yani. O yapacağınız bir şey de işte bence en mantıklısı kameraya almak. Benim gibi insanlar neden çok kavga ediyor biliyor musunuz? Normal bir insana göre. Ben bağırmıyorum. Birçok insan bağırır, çağırır, atarlanır. Alt insan hareketleri yapar. Söylenilen sözler çok saçmadır. Göbekli emeklilerin birbiriyle kavgası. O direkleri yapmayacaksın dedim bana. Arkamdan konuşmayacaksın. Mertçe geleceksin. Yüzüme söyleyeceksin. Haysiyetsiz adam. Sanacaksın ki şimdi Mettix'teki o dövüş başlayacak. Ayırırlar falan böyle. Ayırmasan ne olacak? Birbirinize nasıl vuracaksınız? Göbekleriniz birbirinize çarpışır zaten. Yumruklarınız yetişmez ki. Bırakın bir dövüşsünler merak ediyorum nasıl olacak o iş. Göbeklilerle ilgili iki şey çok merak ediyorum. Bir tanesi nasıl dövüşüyorlar? Bir tanesi de nasıl? Neyse. Evet tabii ki geçtiğimiz haftanın bombası bana yapılan 10. suç duyurusu. Yine turbodan geliyor. İşin bomba kısmı şu. Açıkçası düşünüyordum. 10. suç duyurusu biraz özel olmalı. İlk başta kediciler varken işte kediciye hakaret. Ondan sonra cezası hapis olduğu için dini inançları alenen aşağılama. Doğru olmayan bir iddia olmasına rağmen. O dönemde var olan ve o dalgasını geçtiğim grup Fethullah'ın kurdurtmuş olduğu bir gruptu. Ve 15 Temmuz'dan sonra da kurucusu Amerika'ya kaçtı. FETÖ yapılanması araştırmalarında. Yani FETÖ'lün gençleri askere karşı kışkırtmak için kurdurmuş olduğu bu dernekle dalga geçtiğim zaman kediciler dinimizle dalga geçiyor deyip bana hapis cezası çıkartmıştı. Onun haricinde genelde başbakana hakaret, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla suç duyuruları oldu. Bir kere yine bu adam dine laf ediyor diye suç duyurusu geldi. Ama bazı şeyler o kadar lavabali ki. Çünkü böyle bir suç duyurun olduğu zaman şey yapman lazım. Hani şu paylaşımından dolayı. Herhangi bir paylaşım da yok ortada. Sadece bu adam dine laf ediyor. Millet hakkını daha iyi koruyabilsin diye internet üzerinden suç duyurusu hakkı veriyorsun. Ve böyle kullanıyorlar bu hakkı. Mesela onu yapan arkadaş Facebook grubumuzdan atıldığı için önce benim seyircim olan bazı kadınları uzun süre rahatsız eden internetten. Sonra da yine hızını alamayıp bana bir ya da birkaç dava açan bir arkadaş. Sayısını unuttum kusura bakmayın. En az bir tane açtı ama onu biliyorum. Bununla da ilgili konuşalım hatta. Turbo arkadaşımızla ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar var. Birincisi, Facebook grubundan atıldığı için kendine yediremeyip dava açan arkadaş bu değil. O başka Turbo. O başkası yani. Evet, daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Bana dava açanların birçoğu yani büyük çoğunluğu hatta dini ya da siyasi sebeplerden dolayı değil, şahsi sebeplerden dolayı dava açıyor. Kedicinin yalanlarını zamanında, daha doğrusu iftiralarını ortaya çıkarmıştım. Bunu kendine yediremediği için 3-4 dava açtı. Grupta atılan arkadaşlar dava açıyor. Herkese dava açıyor diye dalga geçtiğimiz arkadaşlar dava açıyor. Ve sonuç olarak 10. suç duyurusu şöyle orijinal bir şey olsun, özel bir şey olsun istemiştim hep. İsim olarak da suç duyurusu X mi diyelim yoksa suç duyurusu mu diyelim. Çok mu klişe oluyor? Evet Atatürk'e hakaret ettiğim için suç duyurusunda bulunulmuş bu sefer. Neyse ki karakola çağırılmadım. Karakola çağırılmadan bu olayın mantıksız olduğuna zaten karar verilmiş. Şimdi Birçok arkadaşımızın merak ettiği gerekçeyi okuyacağım birazdan tamamını. Kusura bakmayın çok uzattım şey gibi oldu değil mi reklamlardan sonra tamam. Önce okuyayım ondan sonra başka konuşmak istediğim şeyler vardı onlarla ilgili konuşuruz. Evet Turbo isimli şahsın bu arada böyle yazdım birisi de şey diyor Turbo ismiyle suç oluyor mu? Hayır ben sansürlüyorum. <laughs> Kağıtta Turbo yazmıyor. Turbo isimli şahsın Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapmış olduğu suç duyurusunda şüpheli Efe Aydal'ın https www bilmem ne watch soru işareti ve eşittir linkinde MP Atatürk büstüne saygısızlık yapan eleman başlığı altında 26.10.2018 tarihinde paylaşım yaptığını video kapağı yaptığı resimde Yüce Ulu Önder'in resmini almış daha sonra ise Yüce Ulu Önder Atatürk'ün yanına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haritasını fotomontaj yaparak haritanın içine çıplak kadın resmi ve sarıklı bir adam çıplak kadının bacaklarına doğru eğiliyor olarak göstererek ve bu resimleri yan yana koyarak şimdi burası caps hem Yüce Ulu Önder Atatürk'e hakaret etmiştir hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettiğini kepsi kapat belirterek ihbarda bulunmuştur. İhbara konu paylaşım incelendiğinde mini podcast yazısı altında Atatürk'ün Türkiye haritasına bakan bir resminin bulunduğu bu arada arkadaşlar kesiyorum bu thumbnail'ı o fotoğrafı admin yaptı Tabii ki fotoğrafı genel olarak gördüm ama o yarı çıplak kadın DNA olayı görmemiştim. Eğer görmüş olsaydım çok fazla beni turbolamak isteyen hayranım olduğu için ne olur ne olmaz onu değiştirtirdim. Neyse ki suçun suru görmemişler yoksa güme gidecektik. Neyse devam edelim. İhbarı konu paylaşım incelendiğinde mini podcast yazısı altında Atatürk'ün Türkiye haritasına bakan bir resminin bulunduğu Türkiye haritasının üzerinde Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yaşantıları tasvir eden görüntüler olduğu tahmin edilen yoruma muhtaç birden çok figürün olduğu bu figürlerden bir tanesinde suça konu olan figür olarak tasvir edildiği anlaşılan figürün incelenmesinde başı sarıklı bir adamın diz çökmüş vaziyette olduğu karşısında yine diz çökmüş bir bayanın olduğu eyvah bayan dedi. Triggered. Büyüteşle yapılan incelemede tahminen üfürükçülük mefhumuna değinildiği bu figürde kastedilenin üfürükçülük yöntemiyle kadına sözde şifa dağıtılmasının anlatıldığı görülmüştür anılan paylaşımın kül olarak incelenmesinde Atatürk'e hakaretle ilgili bir paylaşım mı olduğu yoksa Atatürk'ün Türkiye haritasına bakarak eleştiride mi bulunduğu hususlarının anlaşılmadığı, bu şekilde anılan paylaşımın ne şekilde ve nasıl Atatürk'e hakaret suçunu içerdiği hususunun anlaşılmadığı, bu nedenle anılan suç kalıbının oluşmadığı, anılan paylaşımın incelenmesinde ancak yorumla dahi Türkiye'deki genel durumu eleştiren karikatist pardon, karikatürist figürlere Atatürk'ün eleştirel bir bakış açısıyla baktığının değerlendirildiği görülmüştür. Bu nedenle başsavcılığımız tarafından anılan figürler üzerine dayalı sosyal paylaşımda Atatürk'e hakaret bulunmadığı, tam tersine Atatürk'ün figürlerle canlandırılan, dinliyor musun Turbo? Türkiye manzarasından üzgün olduğunun işlendiği sonucu çıkartılmıştır. Diğer bir suç duyurusuna konu olan video incelendiğinde hakkında ihbarda bulunan şahsın Atatürk büstünü tokatlayan bir şahsın yakalanarak polis memurları üzerinden ve şahsın genel görüntüsü çerçevesinde Atatürk büstünü tokatlayan bir şahsa yapılan muamelenin yetersiz kaldığından bahisle eleştiride bulunduğu, bu videonun incelenmesinde de Atatürk'e hakaret içeren bir unsur bulunmadığı Tam tersine Atatürk'e hakaret ile ilgili suçlarla mücadelede verilen cezaların yetersiz olduğunun paylaşıldığı ve bunun tam tersine olduğunu iddia eden ancak anılan videoda açık adres ve kimliklerine ulaşılmayan bazı sosyal medya katılımcılarının eleştiride bulunduğu anlaşılmıştır. Soruşturma konusu olay hakkında ihbarcının ihbarı ile ilgili olarak Atatürk'e hakaret ile ilgili suç kalıplarının oluşmadığı Videoda Atatürk büstüne hakaret eden şahsa verilen cezayı eleştiren şahısların açık kimlik ve adres bilgilerinin bulunmadığı, sadece videoda konuşan yorumcunun dolaylı bir anlatımının olduğu anlaşıldığından kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesine, kararın tebliğine yer olmadığına, müştekinin bu karara karşı 15 gün içinde İzmir Nöbetçi Suh Ceza Hakimliğine itiraz hakkı bulunduğuna, CM Kanun 172 bölü 1. maddesi gereğince karar verildi. 18 Mayıs 2020. 15 gün geçmiş. Geçmiş olsun. Efe abi bu Turbo kim diye sürekli soran arkadaşlar. Turbo gerçekten yılmaz bir dava adamı kendisi. Bazıları gerçek adını da biliyor ya da gerçek nickini de biliyor. Ama yazıp durmayın arkadaşlar. Ben silebildiğim kadarını siliyorum. Zaten bilen biliyor yani. Ben silebildiğim kadar siliyorum. Ama bu adam günün birinde sizi bulursa dava açabilir. O zaman karışmam. Bununla birlikte daha önceden 9. ve 10. suç duyurusunu turbo açtı diyorlardı. O zaman doğru değildi ama şu an doğru oldu artık. Kehanet gerçekleşti. <laughs> Gerçekten 9 ve 10'u açmış oldu. O zamanlar öyle düşünmelerinin sebebi bir kere suç duyusu oldu. Karakola ifade verdim. Sonra mahkeme kağıdı geldi ama aynı dava için. O şey işte. Cumhurbaşkanı iki nokta üst üste mağdur yazıyor ya. Her neyse sonuç olarak daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Keyfi dava açma, suç uydurma, Bunlar da aslında suçtur ve biz de karşı dava hazırlıyoruz, dosya hazırlıyoruz demiştim. Avukat arkadaşım sevindi açıkçası, bunda dedi dosyaya ekleriz. Bununla birlikte şunu da eklemek istiyorum. Ermeni forumlarına gidip orada Türkler, Kürtler bana çok hakaret ediyor. Ermeniler hiç hakaret etmiyor. Allah Ermenileri korusun şeklinde laf söylemenin hiçbir anlamı yok. Çünkü ben birebir bu olaya şahidim. Ben herhangi bir hakarette bulunmadım. Sana da hakarette bulunmadım. Herhangi birine de hakarette bulunmadım. Ama araştırıp araştırıp işte tam yıllara bakıp fotoğrafın köşesinde bir şey mi var ona bakıp burada Atatürk çıplak kana baktı demeye getiriyor şeklinde bunlara bakıp yani bu şekilde uğraşıp didinip dava açacak konu buluyorsun. Buna rağmen ben sana hakaret etmiyorum. Ama ondan sonra gidip Ermeni forumunda Türklerle Kürtler sürekli hakaret ediyor. Sizler çok iyisiniz hiç hakaret etmiyorsunuz Allah sizi korusun diyorsun. Bunun mantığı nedir? Nasıl bir amacın var? Nasıl bir mantığı ilten var? çözebilmiş değilim açıkçası ama daha önce söyledim söylediklerim hoşuna gitmediği için işte herkese dava açmam daha geçti bilmem ne sürekli önüne gelen herkese bu şekilde dava açmaya çalışırsan ve bu insanları da bu şekilde susturursan yarın bir gün senin hakkını koruyacak da kimse kalmayacak. Ben ne diyorum? Bizim gibi insanlar bizler sana rağmen senin hakkını korumaya çalışan kişileriz. Şu an bu siyasi gücü ve onun elindeki hukuki gücü kullanabilmek belki hoşuna gidiyordur ama etrafta hiç muhalif insan kalmazsa o gücün günün birinde sana dönmeyeceğini bilemezsin. Bir şey soracağım delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Hayattan zevk alıyor musun? Mutlu bir hayatın mı var? Hayattan keyif alıyor musun? Almıyorsun değil mi? Almadığını biliyorum. Almadığına o kadar eminim ki. Hayattan zevk alan insanlardan nefret edeceğine kendin hayattan zevk almaya çalış. Bir sevgili yap. Bunlar basit işler. Zor işler değil. Kendi karakterini değiştirmen lazım sadece. Arkadaş çevresi yap. Seni gerçekten seven insanlar olsun. Seni seven insanlardan oluşan bir arkadaş çevresi yap. Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Buradaki herkes de biliyor. Yarın bir gün bir sevgili yapsan bu tür şeylerle hiç uğraşmazsın. Hiç uğraşmazsın. Umrunda bile olmaz. Mutlu olan insanlardan nefret edeceğine kendin de mutlu olmaya çalış artık. Bu işleri bırak. Seni biriyle tanıştırayım bak. Kargocu da çalışıyor. Evet haftanın ele al aydal köşesi Mevlüt Güçlü ve Utku Güler arkadaşımızdan geliyor. Büyük ihtimalle başka soran da olmuştur. Mevlüt Güçlü ne demiş? Twitter'ın 7340 tane sahte yandaş hesabı kapatmasını da ele al Aydal. Twitter'ın kendi blog sitesine okuyayım arkadaşlar. Haber siteleri de zaten burada almış haberi. Orijinalde okuyup Türkçe'ye çeviriyorum. Diyor ki 2020 yılının başlarına itibaren tespit ettiğimiz üzere geç tespit etmişsiniz bence. Bu sildiğimiz hesaplar koordine bir şekilde şüpheli aktiviteler, hareketler gösteriyordu. Genel olarak Türkiye içindeki kullanıcılara yönelikti bunları yaptığı paylaşımlar. İşin ilginç yanı şu. Hepsi de sahte hesap değilmiş. Bazıları da çalıntı gerçek hesap diyor. Bu hesapların AK Parti ben demiyorum bak Twitter diyor. Dava açacaksa onları aç. AK Parti'nin politik görüşlerini destekleyen paylaşımlar yaptığı görülüyor diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü bir destek içinde bu hesaplar diyor. Bu partinin gençlik koluna yönelik bir hareketmiş. Ve içerisinde çok fazla sonradan ele geçirilen hesap var diyor. Bu arada arkadaşlar size olduğunu bilmiyorum ama bana defalarca kere Twitter hesabı ele geçirilme girişiminde bulunuldu. Phishing şeklinde yapılıyor bu. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle oluyor. Size bir mail geliyor. Deniyor ki Twitter hesabınız ele geçirildi diyor. Şifreniz değiştirilmek üzere falan deniyor böyle. Ben bile boş bulunup neredeyse yiyordum. Böyle insanların olduğunu bilmeme rağmen yani. Sonra diyor ki hesabınızın çalınmasını engellemek istiyorsanız derhal Twitter'a giriş yapın ve şifrenizin değişmesini istemediğini söyleyin. Tabi Twitter'a giriş yapın dediği zaman orada sahte bir Twitter ekranı var. O sahte Twitter ekranına sen kullanıcı adı ve şifreni yazdığın zaman onlar öğrenmiş oluyor. Ve o şekilde de hesabını çalıyorlar. Bu grupta öyle mi işliyor? Büyük ihtimal öyle işliyordur. Çünkü onun haricinde böyle filmlerdeki gibi hackerlık mekırlık zor iş. Yapılır da zor iş yani. Bu çok daha basit. Bunu sıradan bir insan da yapar. İlginç bir şekilde şey diyor. Bu hesaplar aynı zamanda kripto parayla ilgili spam paylaşımlar yapmakta kullanılıyor. Ne alaka? Evet Rusya'nın içinde ve Çin'in içinde de bu tür hesaplar görülmüş ve kapatılmış. Şimdi normal şartlar altında şöyle olması lazım. Adamlar yakalandı ya. Abi yakalandık. Sus sus, sus ses çıkarma sesini çıkarma biz bilmiyoruz. Havalara bak. En mantıklısı olarak öyle olması lazım. Çünkü bunun skecini bile yaptık yani. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Peki cevap olarak ne olmuş? Cevap olarak şimdi parti başlıyor bir saniye. Hürriyet. Son dakika haber. İletişim Bakanlığından sahte hesap iddiası ile ilgili açıklama. Tarihi bir skandal. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın Türkiye'de kapattığı hesapların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Yapma bunu bana. Yapma bunu bana. Biliyorsun hukuki sebeplerden dolayı bir sürü şey söyleyemiyorum ama hmm, bu hesaplar gerçek mi diyorsun sen şimdi bana? Şu haberi okuyayım bir saniye. Sonra cevap veririm. 7000'den fazla hesabın kapatıldığını duyurduğunu anımsattı. Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır ifadesini kullanmış. Dayanak olarak öne sürülen bir takım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi sayıklarla oluşturulduğunun açıkça gördüğünü belirtti. Bunu Twitter'dan paylaşsana çok doğru dedim başkanım yazacağım. İdeolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şirketin almış olduğu karar. Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın tamamen varsimlardan hareketle ilgili ilgisiz birçok sosyal medya hesabını Aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle bir siyasi hareketin zan altına bırakılması kabul edilemez. Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberrut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmasının ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen bu yaklaşımına uymadığında a moment later. Bu yaklaşım oyduğunu düşün. Tüm kullanıcılara, aktör, aktörlere çamur atmaktan. 15 minutes later. İdeolojik kara propaganda makinesine dönüştürül bilmem ne. Ne? Şimdi bak çok bir sürü güzel laflar işte. Hiçbir teknik terim yok. Hiçbir bilmem ne yok. Yani sen bir dakika bir saniye. Çıkıp şunu mu diyorsun? Ciddi ciddi. Harbiden. Delikanlı gibi. Ciddi ciddi. Gerçekten. 45 bin kişi takip eden yaşlı teyzeler var. Gerçekten delikanlı gibi harbiden. Hiç böyle hayatında başka işi yok. Hesaplarının ulan bununla ilgili bir tane screen capture videosu yapalım mı? Lütfen yapalım. Lütfen yapalım mı? Ama ondan sonra var ya dava açacaklar sen bu hesapları nasıl afişe edersin diye. Girelim abi TT olan paylaşımlara girelim. Bakalım özellikle siyasi paylaşımlara. Altında sıralanmış böyle. Ya da yandaş olsun muhalif olsun paylaşım fark etmez. Çünkü muhalifin altında da mesela İmamoğlu bir şey yazıyor. Siz ne biçim yönetiyorsunuz bu İstanbul'u? Bu ne ya rezillik içinde yaşıyoruz falan. Giriyorsun bakıyorsun böyle. Profil resmi yok. İsmi böyle sallama bir isim. Kapak fotoğrafına bakıyorsun bizim mahalledeki uzun boylu bir abi. Kapak fotoğrafı. Hiçbir paylaşımı yok başka. Siyasi paylaşım hariç hiçbir paylaşımı yok. 45 bin kişiyi takip ediyor. Bir abi bu yaşlı teyze. Bu yaşlı teyze bir torunlarını paylaşmaz mı? Bu yaşlı teyze bir kedi paylaşmaz mı? Bu yaşlı teyze bir kandil olduğu zaman kandiliniz mübarek olsun demez mi? Sen cip gerçekten abi. Gerçekten bunu mu diyorsun? Bir tane yaşlı teyze var. Böyle sabah kalkıyor. Kalkar kalkmaz. Alıyor eline telefonu. tıkıt tıkıtı Ne zaman yemek yiyor bu teyze? Ne zaman yemek yiyor bu teyze? Ne zaman içiyor? Ne zaman? Tıkır 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 tıkır. tıkır böyle bu şekilde sürekli paylaşamıyor. Ger bu gerçek yani. Onu mu diyorsun sen? Bu gerçek yani. Yapma. Bana bunu yapma. Bak tekrar davalanmak istemiyorum. Turbolanmak istemiyorum. Davalanmaktan bıktım ama sen şimdi bunu diyorsun ne diyeyim ben? Ya da işte yani adamın kendi kendisine mesela çok doğru dediğini başkanın dediği gerçekten kendi kendisine öyle laf olsun diye çok doğru dediğini başkanın mı yazdı? Ya da adamın gerçekten göbek adı Yeliz mi? Yeliz isimli sahte hesap açıyor. Yapma. Bak her şey oldu tamam mı? Ondan sonra Twitter ortaya çıkarttı bunu yapma artık. Üstüne bir de artık yapma bunu bana. Bazen düşünüyorum acaba bu bir komplo teorisi mi? Efe'yi kızdıralım da kendi kendisini davalatsın. Bence Twitter'la bizim mahalledeki abiler ortak çalışma yapıyor beni davalatmak için. Dava baronları. Evet tabii ki bununla da bitmiyor arkadaşlar. Bir tane Twitter'da flood vardı onu okuyacağım bulursam. Bir arkadaş screenshot paylaşmış. Profil resmi dini yazı olan arkadaş Twitter dini ve milli hassasiyeti olan hesapları tek tek kapatıyor. 6 hesabı maskeye alındı, 4 tanesi kapatıldı milli bir sosyal medyamız olmadığı sürece elin gavuruna mahkumuz böyle. Birisi uuzun uzun cevap yazmış abi. Şu araştırmalara bakın bilmem ne. Çin'deki hesaplara saldırı yapmış. Şunlar rahatsız etmiş mesela demiş Twitter'ı. HDP, CHP'ye eleştirmek, HDP'ye terörist demek bilmem ne. Referandumda Cumhurbaşkanı'nın etrafında gücü konsolide etmek. Çok 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 uzun şeyler yazmış. İşte PKK'lıları sevince hiçbir şey olmuyor. PKK'lılara karşı gelince kızıyor o kadar uzun yazmış ki. Oxford'da da rapor yayınlanmıştı. Ona da, da itiraz etmişti. Bunların yaptığı raporları inanılmaz uzun arkadaşlar. Bunları tek tek okumayacağım kafayı yersiniz. Free Spinch veya Advanced Sharing iletişim ortamı pro AKP diye kapatan 300-400... aktava bilmem Twitter. Abi hiçbir şey söylemiyor adam. Hiçbir şey söylemiyor. Stanford daha önce Blame It on Iran Katar Turkey raporu var. 60 sayfa. Twitter diğer partinin hesaplarını görmemiş. Bilmem bilmem kendisini ayırt dezenformasyonları görme... Suriye'de haklı operasyonunuza ya o Suriye'de bütün hesapları engellensin. Doğal organik olmayan onu yapmıyor. Kimyasal silah yalanı bilmem ne. Tekrar sormakta fayda görüyorum. Rapor diye eyvallah bilmem ne. Şimdi konuyla alakasız olarak bir şey söyleyeceğim. Bazı adamlar vardır. Biliyorsunuz hiçbir zaman suçlu olduğunu kabul etmezler. Birçok yerde görürsünüz işte kuyruklarda vesaire kendi haklı olduğunu ama hiçbir şey söylemez yani. Mamını 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 mikrofon show adam çok fazla konuşur, hiçbir şey söylemez, söylediğin haklı olduğunu düşünür. Bu adamları, dediğim gibi konuyla alakasız kimse üstüne alınmasın. Adam mesela başka kadınla basılsın, direkt yatakta basılsın tamam mı? Çıkar, uzun uzun böyle bir şeyler anlatır. Yine de oradan sıyrılmaya çalışır. Şimdi bak, sen bunu görüyorsun ama şurada doğuda bir olay yaşanıyor. Peki orada terör örgütü, peki FETÖ bağlı. Ne? Dediğim gibi konuyla alakasızdı. Şimdi konumuza geri dönecek olursak, güzel kardeşim, bir ton laf söylemişsin. Bana hala şunu açıklayamamışsın. Bak Efe Aydal isimli ateisti çürütüyoruz diyen videolar gibisin şu anda. Farkında mısın? Şunu düşünüyorsun. Ben bir sürü laf söyledim çürüdü. Söyledim lafın içeriği önemli değil. İçinde ne olduğu önemli değil. Bunları bunları yapıyor. Yani bizim sahte hesaplarımızı kapatıyorsun. Neden? Başka sahte hesapları kapatmıyorsun muhabbeti. Bu ne demek şimdi abi? Twitter'ın biz ne olduğunu zaten biliyoruz. Twitter'ın siyasi olarak SCW yani dünya üzerindeki sol gerici tayfaya daha çok meyilli olduğunu biliyoruz. Bu zaten bir gerçek. Bu zaten bir gerçek de sen çıkıp şunu söyler misin? Ne zaman bir konu TT olsa, ne zaman bir siyasetçi gündem olan bir paylaşım yapsa, onun altına ezici çoğunlukla doluşan ve şu anda da zaten sahte diye kapatılan hesaplar bunların sahte olmadığını söyler misin lütfen? Bunlar sahte değil. Yani 10.000 kişiyi takip eden profil resmi komando olan hesap Gerçek. Bu, bulur musun bana o komandoyu? bin kişiyi takip eden komandoyu bulur musun? bin kişiyi takip eden profil resmi başörtülü bebek olan hesap gerçek. Bana o bin kişiyi takip eden başörtülü bebeği bulur musun? Lütfen. Profil resmi Allah olanlar var biliyorsunuz. Az önce arkadaşımızın screenshotunda da gene aynısıydı. Profil resmi Allah olup Allah yazısı yani 30.000 kişiyi takip eden adamı tanıştırır mısın benle? Ben tanımak istiyorum o adamı. Nasıl başarmış? Kendisine sormak istiyorum. Neden? Ondan sonra ne yersin ne içersin? Mesleğin ne? Nasıl para kazanıyorsun? Zor olmadı mı bu kadar kişiyi takip etmek? Ben Twitter'ın siyasi yönünü zaten biliyorum. Arkadaşlar bunu hep konuşuyoruz. Walk Twitter dedikleri olay o. Ama buna skandal demişler ya hani. Asıl skandal bu kadar çok yandaş hesabı insanları gerçek diye hele o şeyi zamanında. İstanbul seçimleri zamanında. Twitter yıkılıyordu. Ayıp oluyor biraz abi. Dediğim gibi sözüm bizim mahalledeki abileredir. Başkası üstüne alınmasın. Ama ben merak ediyorum. Bu hesaplar gerçek diyen arkadaş çıksın 45 bin kişiyi takip eden yaşlı ile beni tanıştırsın. Bir video çekelim birlikte. Ey J.K. Rowling. Daha doğrusu S.J. Rowling. Bilmez misin ki bugün ayarıyla oynadığın kantar yarın gelir seni tartar. Türkiye'de fazla gündem olmayan ama dünyada yine yapay gündem olarak herkesin konuştuğu olay Harry Potter yazarı J.K. Rowling'in diğer SJW'ların hışmına uğraması. Yeterince SCW olmadığı için ne kadar çok harf söyledim değil mi? Saldırması. Gerçekten çok ilginç bir olay. SCW'ların kendisini progresif olarak tanımlayan kişilerin linç kültürünün ne kadar akıl hastası boyutlarına geldiğini gösteriyor. Olayı anlatmadan önce şunu görüyorum. J.K. Rowling zamanının progresiflerinden ancak yaşı ileri olduğu için o da artık bir noktada yetersiz kalıyor. Yani diyorlar ya bu işte J.K. Rowling şeydir. Gizli faşist, gizli sağcı bilmem ne, transfobik, ırkçı vesaire diyorlar. Aslında J.K. Rowling'in tek suçu bir önceki kuşak SCW olması. Bununla ilgili birazdan konuşacağız. Ne yaşanmış arkadaşlar? Yaşanan olay şu. Geçtiğimiz hafta SCW'lar arasında örgüt içi hesaplaşma yaşandı. <laughs> Örgütün sözde sihirbazlık sorumlusu J.K. Rowling Twitter'da infaz edildi. Suçu şu, bir haber paylaşıyor. Haberde Afrikalı kadınları gösteriyor. Afrikalı kadınlara işte yardım ediliyor, eğitim veriliyor vesaire işte anatomi resimleri falan gösteriliyor. Haber başlığı olarak da kadınlara yardım ya da kadınlara eğitim değil de adet gören bireylere eğitim. Olan olay da dediğim gibi Afrika gibi bir yer. J.K. Rowling de bunu paylaşıyor ve diyor ki adet gören birey mi? Yani kadın mı demek istedin? Hatta biraz espri de yapıyor. Ya o bir kelime vardı ama Neydi acaba Bow! Bunun üstüne Gazap olup yağıyorlar Gazap olup yağıyorlar Harry Potter kitaplarını yırtanlar Çok büyük yazık anlayamamıştır bile J.K. Rowling ne olduğunu ne, ne dedim lan ben Ya J.K. Rowling ya Körüklediğiniz ateşin içine kendiniz düşersiniz gün gelir Okey Boomer Her adet gören kadın mıdır Madınlar var Atak helikopterleri var Pırpırlar var Foxkinler var Fairykinler var Olay şuymuş arkadaşlar. Translara saldırı da bulunmuş. J.K. Rowling bunu diyerek. Ve bence işi komik yanı şu. J.K. Rowling bunun farkında bile değil. Çünkü bazı insan şunu düşünebilir. Hayır bence trans erkek, trans kadın vesaire diye bir şey yoktur. Bence adet gören herkes kadındır diyebilir. Ama bence J.K. Rowling o bile değil. Sadece neden kadın kelimesi kullanmamış onu anlamaya çalışmış. Ve bununla ilgili yazılan makaleler ne kadar SJW Walk Media diyorlar ya. Varsa makaleler, haberler, first world problems'ın dibine vurmuşlar. Harry Potter'ı oynayan kişi çıkıp işte özür diliyor falan. Bu işte gerici, tutum, yaklaşım. Hayır. Herkes yaşasın. Herkes yaşamalı. Herkese yaşam hakkı. Ondan sonra bazı insanlar ona çıkıyorlar. Daniel Radcliffe oyuncunun adı. Teşekkür ederiz Daniel. Sayende hayatları kurtardın. J.K. Rowling gibi insanlar yüzünden insanlar öldürülüyor. O da çok vardır arkadaşlar. Bu insanlara karşı konuştuğunuzda veya tartıştığınızda katil olursunuz. J.K. Rowling ne demiş? Ölsün mü demiş bu insanlar. Ölümü oraya sıkıştırırlar ki hani bak bu eşittir katil. Biz katillere karşıyız. Onu demek için. Sonra işte yine haber sitelerini bu. Vogue Media zaten kendi kendisini ünlü yaptı. Nereden para geliyor, nereden fonlanıyorlar bilmiyorum ama son dönemde birkaç tane bunların YouTube kanalları da var biliyorsunuz. Site isim vermeyeceğim. Bunlar kendi kendilerini ünlü yaparak ve bu şekilde kendi işlerine gelmeyen kişilere saldırarak zorlama bir şekilde tepeden indirme bir şekilde değişim yapmaya çalışıyor. Bunu görüyorum. Amaçları ne bilemiyorum. Daha önce demiştik ya belki eğlence sektörünü eline geçiren kişilerin cinsel yönelimlerinden dolayı öyle bir değişiklik istiyor olabilirler. Bizim gibi daha çok insan olsun. Bunun üzerine gene yine, yine J.K. Rowling'e neler neler diyorlar. Sen zaten ırkçıydın. Senin kitapların falan zaten ırkçıydı bu. Hiç sevmiyorduk zaten. Şey yalnız bütün Harry Potter posterlerimi yırttım diyen kadın bu. Neden? İşte cultural appropriation yapıyordun. Fat shaming yapıyordun. Büyük ihtimalle Dudley'den bahsediyor. Ben de şişman bir non by gender bilmem ne gender fluidim. Ben öleyim mi şimdi? Bana öl mü diyorsun? Fat shamingçi J.K. Rowling. Abi anlayamadım bunların hepsine köşe veriyorlar yazsınlar diye. Bir bana köşe veren yok. Bana da verin lan. Bana hiç bir bok vermiyorlar ki. Wikipedia'da önemsiz karakter diye sayfamı sildi adamlar. Ben öleyim ya. Şimdi bu söylediğime tetiklenen belki LGBT bireyler olabilir. Hatta sen daha yeni LGBTİ sitesine röportaj vermiştin. Şimdi niye böyle konuşuyorsun diyenler olabilir. Hatta peki Efe Aydal sence adet gören bireyler kadın mıdır? Yoksa adet görüp de başka bir cinsiyet olunabilir mi? Diye soranlar olabilir. Cevabım açıkçası umurumda değil. Kusura bakma. Peki niye bu konuyu buraya getirdim o zaman. Şu sebepten dolayı. J.K. Rowling'in söylediğine katılmayabilirsin. Ama J.K. Rowling'i katillerle aynı kefeye koyuyorsun. Söylediği bir laf, o bir lafın 250 gramı sana uymuyor diye yok ediyorsun o insanı. Bu çok büyük bir yanlış. Ve bunun da adet görenler kadın mıdır, değil midir? Bununla hiçbir alakası yok. Cinsiyet iki tanedir. İnsanların diğer cinsiyet dedikleri şeyler cinsel yönelimdir. Kadın erkek, evet, gay, Biseksüel ya da vücut olarak, cinsel organ olarak erkek cinsel organı olup ama geri kalan her şey kadın olan. Ya da tam tersi. Cinsel yönelimler çok fazladır. Ama bunların hepsi bu iki cinsiyet arasında olur. Hatta biliyorsunuz iki cinsel organı birden olanlar var. Yine iki cinsiyet. Üçüncü cinsiyet diye bir şey yok. Anatomiyi serdarlaya serdarlaya delik deşik ettiniz. Orasını kurcalıyorsunuz, burasını kurcalıyorsunuz. Ama istediğiniz kadar kurcalayın. Üçüncü cinsiyet diye bir şey yok. Olsa dükkan senin yani. İki tane cinsiyet var. Ancak bireyler %100 erkek ya da %100 kadın olacak diye bir durum yok. Arasında işte gidip gelenler var. Herhangi birini tercih etmeyen var. İkisini birden tercih eden var. Fiziksel olarak erkek olup zihinsel olarak kadın olan var. Kadın olan ama kadınlara ilgi duyan var. Yani çok çeşit var. Ama bunların hepsi o iki cinsiyet arasında işte. Bana katılmıyor olabilirsin. Eyvallah. Umurumda da değil zaten. Çıkıp mesela Efe Aydal. Hayır bence bu söylediklerin hepsi cinsiyet diyebilirsin. Açıkçası umurumda değil. Seninle ilgili makale yazmam. <laughs> Seni şimdiye kadar seviyordum bundan sonra artık sevmeyeceğim demem. Bir arkadaşım çıkıp bu söylediğin yanlış diyebilir. Yani umurumda değil açıkçası. Üçüncü dünya ülkesinde yaşayıp birinci dünya sorunlarıyla ilgilenmek çok umurumda değil. Neden Afrika'dan bahsediyorum? Oradaki kadınlar da bakıyordur zaten ne diyor bunlar diye. Afrika'ya yardıma gidecekler böyle. <laughs> Süt falan götürecekler. İşte biri diyecek ki mesela. Bunun skecini çekmeyi çok isterdim. Elimde imkan olsa çeksek. İlaç falan götürüyor böyle süt, yiyecek vesaire götürüyor. Ondan sonra diyor ki adet gören bireylerimizin çocukları için süt getirdik. Diğeri de yani kadınlar için mi? falan diyor birbirlerine giriyorlar böyle. Afrikalı kadınlar bunları seyrediyor. Bunlar saç saça baş başa kavga ederken. Kadını yok ettiler. Bir taraftan bakıyorsun uzaktaki ev hem de büyük zengin bir malikane. Yani, alevler içinde. Onu görünce aynı alevler sana gelmesin diye önlem almak lazım. Manyak olmayın arkadaşlar. Manyak olmamak lazım. Ülkedeki muhafazakarların karşıtlarına destek veriyoruz ama bir taraftan bundan da korkuyoruz. Yani iki tarafı dengeleyici bir güç başa gelmezse bizim başımıza da gelebilir bunlar. İşin komik yanı şu. Tek bir lafından dolayı J.K. Rowling'i bitiren, Harry Potter kulüplerini bitiren, Harry Potter kitaplarını yakan, Harry Potter cosplay'i kıyafetlerini falan parçalayan bu manyak kesim bunlar manyaktır. Çünkü bu bir manyaklıktır. Yani senin istemediğin çok 250 gram bir laf söyledi diye kendini yırtıp atmak manyaklıktır. Bununla ilgili de konuşalım arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bak süper önemli bir şey söyleyeceğim size. Ben çok şanslı bir adamım. Neden? Benim gençliğimde internet çok ileri değildi. En gençliğimde zaten yoktu. Üniversitedeyken de işte ekşi falan yeni çıkmıştı sosyal medyada. Orada bile salak salak şeyler yazmışlığım vardır. Neyse ki beni cancelladılar. Beni ekşine attılar. Çok alakasız bir sebepten dolayı. Orada biriyle laf kavgasına girdim. O da adminin tanıdığı çıktı falan. Kendisini uçuracağım falan dedi. Ondan sonra uçtum gerçekten. Şu an iyi ki uçmuşum diyorum. Çünkü bu çok önemli. Gençken çok salak salak şeyler söyleyebiliyoruz. Çok salak salak düşüncelerimiz olabiliyor. Şu an siz şanssızsınız. Çünkü ne yapacaksın? Sosyal medyaya girmeyecek misin? Gireceksin tabii yani. Twitter'da, Facebook'ta görüşlerini dile getireceksin. Ama 15 yaşındayken söylediğim bir şeyi 18 yaşındayken, 20 yaşındayken hatta söylediğim bir şeyi 30 yaşındayken Unutmak isteyeceksin Pişman olacaksın Ben de her genç gibi kendim bir yere ait hissetmek için Kestirip atan radikal gruplarla Hep takıldım her çeşidiyle yani Belli bir yaşa geliyor Zihniniz oturuyor Şu anda hala %100 oturmamıştır Ama en azından şunu farkındayım artık Bugün söylediğim bir lafla ilgili Belki bir sene sonra ya çok yanlış konuşmuşum diyebilirim Bunun farkında olduğum için Bunun farkında olarak konuştuğum için Çok kesin konuşmuyorum farkındaysanız Bir ikincisi de Hata yaptığımı fark edersem hiç önemli değil. Bir sonraki podcast'te veya bir sene sonraki podcast'te yanlış düşünüyormuşum derim. Bunun da farkındayım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. 15 yaşında 20 yaşında çok daha kestirip atan görüşleriniz vardır. Hani şey derler ya insan en bilgili 15 yaşındadır. Her şeyi bilir. Bilmediği bir şey yoktur. J.K. Rowling'i yakmaya çalışanlar da çok büyük ihtimalle bu yaş kesimi. 15-20. Türkiye'den bir ünlü abi ismi lazım değil. 17 yaşında birine yaranmak için şey diyor. 17 yaşındaki birinin düşüncesine nasıl saçma dersiniz. O fikri düşünmek için 17 sene geçmiş. Altıda helal olsun be falan yazmışlar. Hayır sizi sıvazlamaya çalışıyor. Sizi sıvazlamaya çalışıyor. Diyor ki 17 yaşındaki insanlar çok çabuk etkilenir. O yüzden ben de bunları etkilemek için onları sıvazlayayım. Öyle bir şey yok. Beni dinleyin arkadaşlar. 17, 18, 19, 20, Belki daha büyük. Yaşlarda söylediğiniz şeyleri 10 sene sonra diyeceksin ki ne kadar malmışım. Bunu ben çok yaşadım. Benim gençliğimde sosyal medyanın yaygın olmaması benim için çok büyük bir nimet. Bunun farkındayım yani. Manyak manyak Twitter'da falan gördüğünüz şeyler işte şunu linç edin falan diye hemen koşturmayın. Şunu linç edin bunun yüzüne insan ne diyorsun sen? Birazdan tecavüzcü haberi okuyacağız. Her hafta... Ya tecavüzcü ya katil ya sapık ya bilmem ne. Bunların haberini okuyoruz. Bunların haberini okuduktan sonra J.K. Rowling işte bir tane laf etmiş. Ya ofansif olsun kardeşim. Ofansif olsun ne fark eder? Değil, ofansif bile değil yani. Hiçbir şey değil. J.K. Rowling çıksa dese ki ben Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı gerçektir falan. Ben ateistim deyip linç mi edeceğim kadını? Şundan da şüpheniz olmasın arkadaşlar. Bugün J.K. Rowling'i yeterince SCW değil, yeterince progresif değil diye linç edenler Kendileri o yaşa geldikleri zaman şu an J.K. Rowling'e işte moruk diyorlar ya boomer sen ne anlarsın? Sen ne anlarsın? Sen hala adet görenleri kadın diyorsun. Oho! Oldu olacak vajinası olanlara da kadın de. Diyorlar ya ama onlar da o yaşa geldikleri zaman alt kuşaklar şöyle olacak. Of anne ya ne kadar moruksun. Hala daha 10 yaşında 11 yaşında artık cinsel olgunluğa ulaşmış bir bireyin blue çağına gelmiş cinsel olarak aktif bir bireyin istediği yaşla birlikte olmasına karşı çıkıyorsun. Benim vücudum benim kararım. Ben 10 yaşında 11 yaşında olabilirim. Morukluk yapma bana. Ben 30 yaşında olgun erkeklerle takılmak istiyorum. Bana engel olamazsın. Love is love. Senin yüzünden insanlar ölüyor. Niye yeterince progresif değilsin? Senin yüzünden insanlar ölüyor. Ha bu olmayacak sanıyorsunuz değil mi? Görüşürüz. J.K. Rowling'in hatası şu. Daha doğrusu eksikliği diyelim. Sosyal medyayı çok bilmiyor. Benim mesela J.K. Rowling gibi birisine göre çok radikal görüşlerim var. Ne kadar ilginç değil mi? Aslında ben çok ılımlı konuşuyorum her konuda. Ama biliyorsunuz internette artık ılımlı konuşmak radikal sayılıyor. Yani sağ gerici olduğun zaman bir kesiminiz oluyor. Sol gerici olduğu zaman bir kesiminiz oluyor. Ilımlı olduğun zaman iki kesim de size saldırıyor. Onlardan olmadığın için. Kabilecilik iyi prim yaptığı için arkadaşlar bizim gibi insanlar iki grup tarafından da düşman sayılıyor. Yani sol gericilere göre yobazız. Sağ gericilere göre de anarşistiz. O yüzden ben düşüncelerini paylaşmayı seven bir insanım. Susmayı pek sevmeyen bir insanım. Ancak iletişim kurarken de çok fazla garip insanın linçine uğrama sıkıntısı oluyor. Bunları da elemek lazım işte. O yüzden de bunun önlemini yavaş yavaş adım adım aldık. Belki ileride daha da alırız. Şu anda ben bu şekilde konuşabiliyorum. Çok da başıma bir şey gelmez. İleride çok ünlü olursak belki hakkımda makale falan yazarlar. Hoşlarına gitmeyen bir şey olursa. Ya da ekşide falan linç etmeye çalışırlar. Ya da Twitter'da linç etmeye çalışırlar. Ama şöyle bir şey var işte. Twitter zaten iletişim aracı değil. Ben de bazen troll şeyler yazıyorum Twitter'a. Kim bilir altına küfürler ediyorlardır. Bakmıyorum ki. Twitter iletişim aracı değil çünkü. Twitter'a yazacaksın görüşlerini. Bazen troll de olabilir. Bazıları destekleyecek. Bazıları küfür edecek. Her çeşit insan var çünkü... Herkes şey diyecek işte. Seni takibi bırakıyorum vesaire ama düzenli olarak artacak. Çünkü bir kişi hakkında ne kadar çok çığırırsan bunu takip etmeyin, takibi bırakın falan diye o kadar ünlü oluyor aslında o insan. Oradan da işte seni takip eden kişilerin Twitter'da bulmasını sağlayacaksın. Oradan da işte bir paylaşım falan yaptığın zaman Face'den görmeyen Twitter'dan görecek, YouTube'dan görmeyen Twitter'dan görecek. Bu işe yarayacak yani. Twitter'ın başka bir işe yaradı yok. Twitter iletişim aracı değildir. Bu şekilde kullanmak lazım sosyal medyayı. J.K. Rowling. Düşün yani dayaklık kadın diye podcast yaptım. 5 <laughs> sene önce bunu yapsam mesaj kutum yıkılırdı büyük ihtimalle. Seni birlerce gündür takip ediyordumcularla. Evet bir ele al aydal köşemiz daha. Bu sefer Patreon'dan. Emre Beş Kazak, Güneş Oğulcan, Kaan Tuncer Canoğlu isimli yaşayıcılarımız sormuş. Kaan'ınkini okuyorum. Merhaba abi. Bir link yollamış. Köle taciri bir kişinin heykelini İngiltere'de yıkmışlar. Sence bu işi büyütüp Afrika'yı sömüren diğer katliamcılara kadar büyütebilir miyler? Biliyorsunuz seneler önce, sanırım 4 sene önce "Why Black Lives Don't Matter" diye bir video yapmıştım. Orada da bu olaydan bahsetmiştim. Neden? Gerçekten Afrikalıların ülkesine giren, onları sömüren esas siyah düşmanlarına, esas zenci katliamcılarına ses çıkarılmıyor diye. Sonunda sıra onlara da gelmiş ilk onlara gelmesi lazımdı aslında. Bu da ilginç bir şey. Polis bir tane siyahı öldürmese daha önce de bazı olaylar yaşandı ya. Onları da sayalım ama o ölümler 10 milyon Kongolu'nun yanında hiçbir şey. Ama o 10 milyon Kongolu'yu öldüren adam Belçika'nın mimarı diye her yerde adamın heykelleri var. Olay Churchill'e kadar geldi. Churchill'in ırkçı olduğunu bilmiyordum, köleci olduğunu bilmiyordum. Ancak gaddar bir adam olduğunu biliyordum. Belki şunu fark etmişsinizdir. Her sene bir sürü Nazi filmi çekmesi ile ilgili niye sürekli böyle konuşuyorsun diye düşünen olmuş olabilir. Nazileri koruduğundan değil, sadece bir grubun kötü olarak gösterilip neredeyse aynı derecede ırkçı olan diğer grupların kötü olarak gösterilmesini geçtim. Birçok filmde kahraman olarak falan gösteriyorlar bu insanları. Diğer ırkçılarla ilgili de filmler çek, o zaman ben de senin samimiyetine inanayım. Gerçekten bu işi ırkçılığa karşı olduğu için yaptığına inanayım. Leopold'un heykellerine zarar verildi deniliyor. Bazı yerlerde kaldırılmış. Biraz geç kalınmadı mı? Bu işin sonu ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Olay gerçekten ilginç bir hal aldı. Neden? Nedenini söyleyeyim. Şimdiye kadar kendisi sosyalist olmayan kişiler sadece ırkçılığa karşı oldukları için bu grupları destekliyorlardı. Sadece protestoculardan bahsetmiyorum. Yağmacıları destekleyen ünlüler de vardı. Vandallık yapanları destekleyenler de vardı ancak yavaş yavaş bu destekleyen adamlara da gelecek sıra gibi geliyor bana. Tekrar bunu düşünüyorum. Acaba yurt dışından desteklenen bir sosyalist akım mı? Çünkü buradaki insanlar çok farkında değil de gerçekten öyle gözüküyor. Yani etiket olarak öyle. Adamlar biliyorsunuz Seattle'da özerk bölge falan ilan ettiler. Bir yeri böyle ele geçirip özerk bölge ilan ettiler. Onların logoları, bayrakları falan bile bu anarşist tayfanın. Genelde böyle kırmızı siyah renkler falan kullanırlar ya. Yalnız orada da şöyle bir sıkıntı varmış. İlan ettikleri özerk bölgede soya, ondan sonra vegan et vesaire sıkıntısı var. Ciddiyim uydurmuyorum. Lütfen gelirken bize bunları getirin. Bize yardımcı olun diyorlar. Size ilginç bir olay anlatayım. En eski serilerimden bir tanesinde bunu söylemiştim. Amerika'nın Kızıl Korku yani Red Scare zamanını anlatan bir tarih podcast'i dinlemiştim. Şu andan çok fazla bir şey değişmemiş. İki gücün birbiriyle olan ilişkisi konusunda yani. O dönemde zenci hakları yok denecek kadar az, kadın hakları yok denecek kadar az, azınlık hakları yok denecek kadar az. Bunların haklarını savunan gruplar var ve bunların haklarını savunan grupları komünist diye fişliyorlar. Komünist gruplar diye. O dönemde yine biliyorsunuz arkadaşlar hani hep özgürlük falan diyor ya Amerika. O dönemde özgürlüğü de rafa kaldırmışlar artık. Komünist zihniyetle mücadele etmek için. Bütün bu kişilere komünist deniyor ve plot twist Birçoğu gerçekten komünisti. Bizde de bunu görürsünüz arkadaşlar. Ülkede sahipsiz birçok azınlık var. Ve maalesef onların haklarını savunduğunu iddia eden kişilerin siyasi görüşleri aynı. Evet gerçekten bunlar uç sol, sol radikal diyelim gruplar mı? Yoksa Trump'ın düşmanları tarafından Trump'ı indiririz diye desteklenip sonradan da ellerinden patladı acaba? Çok ilginç şeyler oluyor. Bekleyip göreceğiz. Mesela çok hassas bir konu olduğu için birçok gamer SWAT oyunu oynamıyor şu anda tepki çekmemek için. Aktörler polis rolü yapmak istemiyor. Aktörlerden bir tanesi John Krasinski... ...zamanda CIA ajanım ne böyle bir rolde oynadığı için... ...Twitter tarafından linçe uğradı. Böyle garip bir zamanda yaşıyoruz. Bu iyi bir gelişme tabii. Yani Churchill gibi, Leopold gibi imgelere de saldırılması. Bu lafta kalacak mı yoksa devamı gelecek mi göreceğiz. Şu anlama gelir, gerçek anlamda birbirlerini girdikleri anlamına gelir sadece Trump'ı indirmek için kontrollü bir eylem olmaktan çıkıp bütün emperyalistlere karşı açılmış bir savaş olduğu anlamına gelir. Uğraşsınlar, ete para vermesinler. Popcorn'umu aldım seyrediyorum. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Her ülkede yönetime, rejime karşı insan vardır. Demokratik ülkelerde sol uçlar da vardır. Demokratik ülkelerde şeriat isteyenler de vardır. Bunlar arada protestolar yaparlar, eylemler yaparlar, çok rahat bir şekilde bağırıp çağırabilirler demokratik bir ülkede olduğu için. Bazı durumlarda da sol uçlar ülkeyi yakıp yıkabiliyor. Bunu çok görüyoruz. Avrupa'da çok oldu bu. Şimdi Amerika'da da artık var. Hatta bu Amerika'daki eylem Avrupa'ya sıçradı. Bunu çok görüyoruz. Ama mesela komünist bir ülkede o ülkeye karşı olan insanlar hemen elimine edildiği için ülkeyi yakan yıkan olmuyor. Şeriat ülkelerinde de aynısı geçerli. Onlara karşı olanlar hemen elimine edildiği için Yine ülkeyi yakan yıkan olmuyor. Gerçekten insanlık olarak üzülüyorum yani. İnsanlık olarak üzülüyorum. Neden? En fazla yakmanın yıkmanın olduğu, en fazla insanların birbirine girdiği ülkeler hep özgür ülkeler. İnsanlar burada şeriat istiyoruz diyor. Kaçtığı yer Amerika ama. Sonra gidiyor orada eylemini yapıyor. İnsanlar komünizm istiyoruz diyor. Kaçtığı yer Amerika ya da Avrupa. Gidiyorlar gene orada eylemlerini yapıyorlar. İyi şeyleri hak etmiyoruz abi biz insanlık olarak. Fazla özgürlüğü hak etmiyoruz kanıtı da işte bu olaylar. Ben dedim ya başa geldiğim zaman bu ülkeyi yıkmaya yönelik şeriatçı ya da uç sol görüşteki insanları önce bir şekilde eğitmeye çalışırım. Akıllanacaklar mı? Demiştim ya hapis cezası işe yaramıyor pek. Bu insanlara zulüm yapmak hiçbir işe yaramıyor. İki tarafta da davasından vazgeçmez. Bunları bir şekilde bilinçlendireceksin. Yaptıkları için yanlış olduğunu bir şekilde anlatmaya çalışacaksın. O da olmazsa eğer sınır dışı. Ülkenin içine tutmam. Herkes çıkar der ki faşist fayda İsteyen istediği kadar faşist desin. Sınırsız özgürlükte ne olduğunu görüyoruz. Hepsini geçtim. Amerika'da sınırsız özgürlük diyorsun. Tarikat lağımına dönüyor. Tarikat lağımına. İnsanlar özgürlüklerini kullanarak, özgür iradelerini kullanarak bir tarikat liderin peşinden gidiyor. Siktir git. İnsanlar özgürlüğü falan hak etmiyor. Bırak ya. Biz arı kolonisi gibi yaşamayı hak ediyoruz abi. Evet clickbait'i sadece YouTube kanalları ya da haber siteleri yapmıyor. Bizim mahalledeki abiler de güzel clickbait yapıyorlar. Bakan Varank. Covid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik. Sanayi ve Teknoloji Bak... Neden sanayi? Sağlık Bakanı'ndan mı beklerdi ama neyse. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank. Covid-19'a karşı... Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik dedi. Gerçekten altın varaklı bir açıklama olmuş. Şimdi neden clickbait diyorum ya da neden kelime oyunu diyorum? Bunu okuduğunuz zaman ne canlanıyor kafanızda? Şu canlanıyor değil mi? Covid-19'a karşı yerli ve milli ilaç yaptık. Bu canlanmıyor mu? Başlığı ben okuduğum zaman işte yerli diyor, milli diyor. Covid-19'a karşı çok önemli bir ilacı sentezledik falan diyor. Gerçekten şaşırmıştım. Allah Allah. Turkey discovers medicine for COVID-19 falan yazınca nedense hiçbir yerde çıkmadı. Cık, Allah Allah diyorum. Biz acaba yaptık da dünyanın geri kalanı bizi çekemediği için mi gizliyor? Açıkçası haberde farklı bir şey bekliyordum. Şunu bekliyordum. Covid-19'a karşı yerli ve milli ilacımız üretiliyor. Bu ilaç sayesinde COVID-19'a karşı bu hastalığı artık iyileştirmeye başlayacağız. Çünkü genelde böyle olur. Yerli ve milli araba üreteceğiz derler mesela. İşte mehterlerle saat 14.53'te falan açıklama yaparlar. 1453 olsun diye. Ver mehteri yaparlar. Yerli ve milli falan derler. Ondan sonra sonrası yok. Ya kardeşim virüs var. Virüs olmasa neyse. O yüzden bunu da gördüğüm zaman şöyle düşündüm. Büyük ihtimalle böyle bir ilaç Olacağını söylüyorlar. Herhalde bunun üretimine mi başlamayacaklar? Yani ne oldu acaba? Ne döndü? Kim kime para verdi? Kim kimi zengin etti? Vatandaş olarak insan aklına refleks olarak bu geliyor. Ondan sonra da düşünüyorsunuz ya niye bu kadar hainlik yapıyorum? Hainlik yapmayayım artık. Sonuçta bu önemli bir şey. Türkler bir konuda başarı sağlamış. Covid-19'a ilaç bulmuşlar. Biraz da o yüzden insan suçluluk da duyuyor yani. Aslında refleks olarak yapılan bir şey bu. Çünkü şimdiye kadar neler neler oldu? Yerli ve milli asteroid madenciliği, yerli ve milli elektrikli araba kaç kere dendi? O yüzden yerli ve milli ilaç deyince maalesef insan otomatikman inanamıyor. Yani bunun hainlikle falan alakası yok. Onunla ilgili de şunu söyleyeyim. Elektrikli araba çıkacak demişlerdi. Ne olacak bilmiyoruz. Yani Covid-19 için millete 10 lira isteyen adamlar o fabrikaları nasıl kuracak bilemiyorum. Ama buna güvenmemek hainlik değil ve buna güvenmediğimiz zaman buna inanmıyoruz. Gözümüzle görmemiz lazım inanmamız için. Dediğimiz zaman şu tepki geliyor genelde. Siz sadece muhaliflik olsun diye muhaliflik yapıyorsunuz. Devletimiz atılımlar yapıyor. Bunlara engel olmaya çalışıyorsunuz. Gelişmemize köstek olmaya çalışıyorsunuz. Ne olursa olsun particilik yapmayın. Önemli olan hizmettir. Şu an yaptığınız vatan hainliğidir. Şu an yaptığınız hainliktir. Bunların hepsini duyduk. Duydum ve bu lafları unutmayacağım. Çünkü iktidar değiştiği zaman Aynısını yapacak mısınız? Yani iktidar kim olursa olsun biz atılımları destekleyeceğiz. Bunu diyecek misiniz? Gerçekten diyecek misiniz? İstanbul'da belediye yönetimi değişti. Diğer partiye yakın olan çalışanların iş yavaşlatmasından tut. Otobüsleri dolu göstermek için bir durakta 40 kişinin otobüse binmesine kadar. Biz en azından onu yapmıyoruz. En azından o kadar uğraşmıyoruz biz. Yani yerli araba çıktığı zaman 40 kişi üstüne oturmuyoruz. Arabayı engellemek için. O yüzden bu tür şeylere otomatikman inanmadığımız için biz hain değiliz. Verdiğin sözleri takır takır yerine getirmeye başlayın. Biz de ondan sonra inanmaya başlayalım. Al, bu da örneklerden bir tanesi. Burada şimdi ne diyor? Bir daha okuyalım. Covid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik. Güzel kelime oyunu. Olay şuymuş. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen yine aynısı. Yeni bir başarı hikayesi daha yazıldı. Hala bak, olayı açıklamıyorlar. Üçüncü paragrafta falan olay açıklanıyor. Buraya kadar zaten okumaz çoğu kişi. O yüzden şimdi sokakta göreceksiniz koronavirüse ilaç bulduk diyenleri. Gerçi ondan önce Twitter'da görürsünüz de 10.000 kişilik hesapları. Olay şuymuş. TÜBİTAK, COVID-19 Türkiye platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi ruhsatlandırma aşamasına geldi. Uzun 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 bir sürü şeyler daha yazmışlar. Yerli ve milli olarak, ha bak büyük harflerle orta başlık. Yerli ve milli olarak kendi sentezimizi de geliştirdik. Şimdi şunun farkındalar. Bu haberi okuyan adamlar bu aradaki başlıkları okuyacak. Resimlere falan bakacak. Bunu böyle uzun uzun okumayacaklarını herkes biliyor. Olay şu arkadaşlar. 1. Favipravir denilen ilaç Japon ilacı. Yerli ve milli bizim bulduğumuz bir ilaç değil. O ilacın yerli üretimine başlanıyor. Ancak şöyle de bir şey var. Favipravir ilacının Covid-19'a karşı etkili olduğu şu anda kanıtlanmış değil. Bu haberi okuduğum zaman bir iki gün önce bakmıştım. Test sonuçları devam ediyor diyordu. Şimdi tekrardan bakalım isterseniz. Eski bir haber 20 Mayıs'ta Japonya Başkanı Abe tarafından denemelere başlanıyormuş. En yeni haber bir gün önce, bir gün önce. Yani dün Kanada'da Covid-19'un önlenmesi için kullanılabilecek Favipravir ilacının testlerine başlanıyor deniyor. Yani daha dün flash haber diye geçen olay daha testlere başlanmış. Tabi bizim mahalledeki abilerin işi gücü şov olduğu için aradaki fark bu. Yani ben sizinle böyle konuşamam. Ben sizinle her şeyi biliyormuş gibi, her şeyi çözmüş gibi konuşamam. Çünkü bir konuşurum, iki konuşurum. Beşinci de bu adam ne diyor dersiniz. Ancak maalesef bazı abiler ölüme çare otu bulmuş gibi konuşuyorlar. İlacın adında Yuri Gagarin koysaydınız keşke. Bakın bu yapılan olayların hiçbir açıklaması yok. Sen çıkıp sanki buna karşı ilaç üretmiş gibi açıklama yapıyorsun, basın açıklaması yapıyorsun, gün düzenliyorsun, haberler yapıyorsunuz. Keşke 14'ü 53 geçe yapsaydınız. Koronavirüsü yerli ve milli gücümüzle fethedeceğiz falan diye. Bilmiyorum bir ilacı alıp sentezini yapmak kolay mı zor mu onu bilemem. Ama bunu bizim icadımız gibi göstermek bir. İkincisi de bu ilacın bu hastalığa karşı etkili olduğunu iddia etmek. Diyorum ya bizim mahalledeki bazı abilerin maksadı şov. Daha hiçbir şey belli değil. Herkes test aşamasını ama biz bulduk. İyi o zaman abi. Yani bu çok önemli bir gelişme değil mi? Ölüme çare otu bulmuşsunuz. O zaman kaldırın bütün karantinaları. Şu an karantinaya gerek kalmadı ki. Karantinaya şu an gerek kalmadı. O ilacı ürettik mi? Herkes alsın. Burada en son okuduğum haberde koronavirüs önleyici diyor. Bizim abilerin yaptığı açıklamada koronavirüse karşı mücadelede diyor. Orada tam olarak ne olduğu da belli değil. Sonuç itibariyle ne olursa olsun verin abi o ilaçtan. İçelim. İşimize gücümüze dönelim o zaman. Yani düşünecek olursam ben neden istemeyim? Ha? Ben neden istemeyim? Biz de ne güzel spor salonuna gideriz. Aikido'ya döneriz. Yazın geziye çıkmak istiyorduk. Onun için bütün kış para biriktirmiştim. Geziye çıkarız, gezeriz. Yani niye istemeyeyim ki ben? Verin abi o zaman ilaçları. Verin atalım abi. Hiç karantinaya falan gerek yok. Niye kızıyorsunuz çimlerde oynayanlara? Adamlar ilaç çıktı diye oynuyor. Nasılsa biz çıkarmadık mı bu ilacı? E, bırakın oynasınlar o zaman. Bu arada onlara kızıyor ya insanlar... Ben onu çok görüyorum. Aşırı sinirleniyorlar. Küfür falan. Çimlerde niye birlikte oynuyorsunuz? Ya da piknik yapanlar. Ya da sahilde işte bir arada gezenler. Evet tamam kızmakta haklısınız da ben artık kızamıyorum o insanlara. Kızmıyorum. Doktor olsam büyük ihtimalle kızarım. Ama şu an bakıyorum kendi tercihiniz yapacak bir şey yok. Ben sizden uzak duracağım. Siz bunu tercih ettiyseniz sizin bileceğiniz iş. Şu an biliyorsunuz 900'lere inmişti. Tekrar 1500'e çıktı. Dediğim gibi diğer insanların neden sinirlendiğini anlıyorum. 8 saat boyunca ağzına maskeyle çalışmak zorunda olan insan var. Sürekli bu insanları tedavi etmeye çalışan sağlık görevlileri var. Bunlardan mikrop kapan doktorlar var. Hemşireler var. Anlıyorum. Ama ben artık boş verdim. Saldım yani. Kendimi olabildiğince izole etmeye çalışıyorum. Evet farkındayım. Bu insanların bu şekilde birbirine bulaştırması dolaylı olarak beni de vurabilir. Çünkü bu olay benim evime gelen sucunun ya da tüpçünün ya da markette yanından geçeceğim kişinin hastalıklı olma ihtimalini de yükseltecek farkındayım. Dediğim gibi herkesin herhalde tetiklendiği konular var. Ben biliyorsunuz yerde izmarit olmasından, çekirdek kabukları olmasından, herkesin yere çöp atmasından aşırı tetikleniyorum. Beni aşırı sinirlendiren olay bu. İnsanlıktan soğumuş bir durumdayım. O yüzden böyle şeyler çok artık sinirlendirmiyor beni açıkçası. Siz nasıl düşünüyorsunuz arkadaşlar? Siz de artık saldınız mı? Yazarsanız sevinirim. Haftanın konuları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz günün retro filmi. David Cronenberg Reis'den Existence. Zamanında sinemada seyrettiğim filmler retro film artık sayılıyor ya demek ki iyi yaşlanmışız. Hem zamanında çok övülmüş olduğu için hem de David Cronenberg'le aslında daha sonradan tanıştığım için ve A Existence'da mı o çekmiş dediğim için bir de o gözle seyredeyim dediğim için tekrardan seyretmeye karar verdim bu filmi. Özellikle retro dediğimiz filmlerde 20 sene sonra falan tekrar seyredince aslında o kadar da iyi değilmiş diyorsun. Şu an kafamda gençken seyrettiğim ve çok beğendiğim bazı filmler var. Tabi bazıları da dayanıyor. Hatta daha bile iyi diyorsun. Karate Kid gibi, Robocop 1 gibi ve ilginç bir şekilde Ninja Kaplumbağalar gibi. Yani çocuk filmi dersin ama birçok 90'ların filminden daha iyi dayandı bence. Gremlins gibi. Gremlins özellikle 1 ve 2 arkadaşlar ya bildiğin çekmiyorlar artık. Çekmiyorlar ya. Abartısız. Bir, hem kanlı hem de içinde komedi falan var böyle. İkinci filmde iyice ilerletmişler animatronik teknolojisini. Yani seyretmediyseniz seyredin. Ciddi ciddi çekmiyorlar o tür film şu an. Reboot'unu yapıp ağzına sıçsınlar diye bekliyorum senelerdir. İddiaya giren var mı arkadaşlar? Gremlins'in reboot'u çıksa bok gibi olur. Çünkü CGI yaparlar. Yaratıkları. Evet Strange Days'de Cronenberg Reis'in kanlı, bağırsaklı, fly'ı çeken abimiz oydu biliyorsunuz. Hatta Rick and Morty'de bile yaratıkların içi dışına çıkınca bir et yığını haline ne olduğu belirsiz yaratıklara dönüşünce Cronenberg ismini koymuşlardı. Sebebi o. O ekolü bu filmde de yani Existence'da da görebiliyoruz. Filmimizin konusu kilise gibi bir yerde bir grup insan toplanmış. Bir oyun yapıcının geliştirmiş olduğu konsolu tanıtıyorlar. Bu konsol insanların vücuduna direkt takılıyor ve başka bir dünyaya gidiyorsunuz. Bunu gerçekliğin koruyucuları şeklinde bir terör grubu beğenmiyor ve beğenmediği için bu tanıtım sırasında oyunun yapımcısını öldürmeye çalışıyorlar. Kadın vuruluyor ama ölmüyor. Evet Strong Independent Woman'ı o zamanlardan da yapmışlar. Hani şimdi diyorlar ya kadınları önemli rolleri şimdi getirdik falan diye. Yalan tabii yani. Bir 10 sene sonra ne diyecekler biliyor musunuz? Ekranda hiç kadın yoktu. İlk defa biz kadın koyduk ekrana. Jude Law reiste onun korumalı görevini üstleniyor. Alıyor. Kaçırıyor Jennifer Jason Leigh'i. Jennifer Jason Leigh de o dönemin çok ünlü oyuncularından. Şimdi artık yaşlı kadın rollerine falan çıkıyor. Sonra oyunu kontrol etmek için bozuldum bozulmadım diye kadın vurulduğu zaman çünkü tam bağlandığı zaman vurulmuştu. Oyun içine girmemiz lazım diyorlar. Oyun içine giriyorlar. Oyunun amacını bulabilmek için. Daha sonra girdikleri oyunun içinde de başka bir oyun konsolu var. Onu da tekrar kendilerine takıyorlar. Başka bir oyunun içine giriyorlar bu sefer. Onu çözmeye çalışıyorlar falan. Tabii işin ilginç yanı bu oyunun dizaynları o kadın kendi dizayn ettiği oyunu mu çözmeye çalışıyor? Neyse çok fazla düşünmeyin. Podların kendisi organik bu arada. Yani controller gibi düşün. Joypad gibi düşün. O da bir yaratık gibi böyle sürekli hareket ediyor. Daha sonra onu da nasıl ürettiklerini öğreniyorsunuz. Mutasyona uğramış bir amfibinin DNA'sıyla falan filan. Böyle işte. <laughs> bu kadını vuran bir silah var. Güvenlikten nasıl geçirdi bu silahı diye düşünüyorlar. Kemiklerden yapılmış ve mermi yerine de diş atıyor. Gittikleri oyunun içinde bir spesiyal söylüyorlar. Gene mutasyona uğramış bir hayvan geliyor. Yiyorlar falan. Klasik Cronenberg <laughs> ekolü tarzını seyrediyorsunuz orada böyle. Yani Cronenberg filmi seyrediyorsan neyin içine girdiğini bilmen lazım. O yaratığı yedikten sonra kemiklerini birleştiriyorlar ve kadını vuran silahın aynısını oluşturuyorlar. Daha da fazla söylemeyeyim artık oyunu nasıl çözmeye çalışıyorlar. Oyunda gördükleri karakterler. Sonra ne kadar oyundalar ne kadar gerçek hayattalar bunu çözmeye çalışıyorlar. Ve dediğim gibi en sonunda söylemeyeyim artık. Filmimiz bu. Önceden seyrettiğimde çok güzelmiş deyip de şimdi seyrettiğimde aslında o kadar da güzel değilmiş dediğim filmlerden biri mi? Maalesef evet. Maalesef 20 sene sonra bazı hatalar daha fazla batıyor. Bunun sebebini de anlamış değilim. Çünkü daha fazla İngilizce öğrenmedim. 99'da üniversiteye başladım. Bu film de 99'da çıktı. Ama o zaman seyrettiğimde hiçbir şey batmıyor. Demek ki bir sürü film seyretti üstüne o değiştirdi. Diyaloglar yapmacık geldi. Seslendirmelerin stüdyo seslendirmesi olduğu, özellikle bazı yerlerde çok belli. İlk başta bunlar batıyor ama sonradan ben filmin esasında ne olduğunu bildiğim için bir eksi de aslında sayılmamalı. Özetle, hatırladığım kadar maalesef iyi olmayan filmlerden birisi. EFDB puanı 10 üzerinden 7.75 veriyorum. Dediğim gibi zamanda çok övmüşlerdi ama açıkçası seyretmeseniz de olur. Sıradaki filmimiz günün yeni filmi Vivarium. Yeni film olmasına rağmen neredeyse hiç bilinmeyen bir film değil mi? Ben de film tanıtıcı yabancı YouTube kanallarından bir tanesinde görmüştüm. Hangi kanal olduğunu bile hatırlamıyorum. Listeye koymuştum öyle. Filmde Mark Zuckerberg'ı canlandıran Jesse Eisenberg reis. Şeydeki de buydu değil mi? Zombieland'deki. Buna benzer birkaç kişi var galiba. Şeydeki kimdi? Scott Pilgrim. Ona bakalım mı? Aynı adam değildi galiba. Hah o Michael Cera. Jesse Eisenberg ve İngiliz aksanıyla konuşan kız arkadaşı. Bir ev bakmaya gidiyorlar. Şu sabır payatı var ya böyle evler birbirinin aynısıdır vesaire. Biz de bakmıştık lan zamanında. Biz tabii kira için bakmıştık. Öyle bir komüniteye gidiyorlar satış ofisine. Adam bunları alıyor bir yere götürüyor. içeriği falan gezdiriyor böyle. Adam da tabii garip görünümlü kıyafeti falan. Sonra içeriği gezdirirken bir anda yok oluyor adam. Bunlar da adam nereye gitti hadi geç oluyor artık gidelim falan derken biniyorlar arabalarına. Git git yolu bulamıyorlar. Dışarı çıkamıyorlar. Daha sonra başlarına başka spoiler olaylar geliyor. Farkındayım çok az anlattım ama bu o tür filmlerden bir tanesi. Yani ortasını bile söylememek lazım. Hepsi spoiler olur. Çünkü giriyorsunuz filme şu söylediğim bile aslında çok fazla. Fragmanı da seyretmezsiniz daha iyi olur. Burada yaşadıkları. Burası nasıl bir yer? Burada neler oluyor? Bu çifti getiren adam ve onun iş arkadaşları nasıl insanlar? Bunu yavaş yavaş çözmeye çalıştığımız bir film. EFDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Bazıları hiç sevmeyebilir bu filmi. Çok kesin bir yere bağlanmıyor diye. Bence bağlanıyor. Bence ne olduğuyla ilgili ipuçları veriyorlar. Şey gibi değil. The Platform gibi değil yani. Bence bir sonucu var yani filmin. Oyuncular gerçekten iyi. Jesse Eisenberg kendisi zaten usta oyuncu ama onun sevgilisini canlandıran kız çok çok iyi gerçekten. Azdır yani. Oyuncuyu görüp oyuncunun iyiliğine, kalitesine odaklanman. Gerçekten kaliteli oyuncu demen. Onun haricinde çocuk karakteri var. Onu da çok iyi bulmuşlar. Dediğim gibi maalesef detaya giremiyorum ama biraz insanına göre herhalde. Ben sıra dışı filmleri seviyorum. Bu da kesinlikle sıra dışı bir film. Ve bu sıra dışılığını da iyi bir şekilde işleyebilmiş film. Indie gibi gözüküyor. Düşük bütçeli. Ama içindeki birkaç tane efekt kaliteli efekt. Bu da önemli. Çünkü o efektlere baktığın zaman harbi yüksek bütçeli bir filme benziyor. O 3-5 efekti de kaliteli yapmışlar. Neler olduğunu anlarsınız. Emek verilmiş yani. Gerilim seviyorsanız yeni filmlerden şöyle iyi gelebilecek, sıra dışı, garip sayılabilecek bir film var mı diyorsanız bunu seyredebilirsiniz. Dediğim gibi maalesef %100 beğeneceksiniz demiyorum ama benim kafadaysanız beğenirsiniz. FDB 10 üzerinden 8. Geçelim sıradaki filme. Sıradaki filmimiz Günün Üye Tavsiyesi filmi. Bekir Karakulak isimli üyemizden geliyor. Monty Python and the Holy Grail. Monty Python'u duymuşsunuzdur herhalde arkadaşlar. Ben seyretmedim ama İngilizlerin komedi programı, komedi dizisi mi? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Film çekmişler. Bunun film olduğunu ilk gördüğümde sketch sketch olacak gibi düşünüyordum ama değil. Ortaçağ filmlerinin parodisi gibi basit bir konusu var. Arthur isimli bir yaşayıcımız kral olduğunu iddia ederek kale kale dolaşıyor ve savaşçı topluyor. Kendisiyle birlikte savaşması için. Daha sonra bazı kalelere girip orayı zapt etmeye çalışıyor. Ama tabii 10 kişi oldukları için hiçbir yerde başarılı olamıyorlar üzerlerine inek falan atıyorlar böyle bunların. Sonra ne oluyordu lan? Ha sonra şövalyeler dağılıyor. Her şövalye farklı yerlere gidince her şövalyenin kendi macerası gösteriliyor. Orada da işte ayrı ayrı skeç gibi. İşte bir tanesinin karşısında bir bilge çıkıyor. Ötekisi biriyle savaşıyor. Fena film değil aslında. Kalitesiz komedi değil. Gülmediğim komedilerin çoğunda çünkü. Çok fazla kasılır. Komik olunmaya kasılır. O da insana ızdırap verir. Seyrederken rahatsız olursun. Bunda öyle bir rahatsızlık yok. Normal film gibi seyredebiliyorsun ama gülmüyorsun da. Sadece şeyi fark ediyorsun. Terminatörün acı hissi gibi yani. Sadece algılıyorsun. Evet burada komik bir olay var. Meta humor dedikleri, dördüncü duvarı yıkma dedikleri olay çok fazla var. İşte diyor bir sonraki sahne görüşürüz. Ya da senaryoda bu yazmıyordu falan. Sürekli böyle şeyler var. Yani filmin içinde olduklarını da fark ediyorlar. Bence bana kalırsa komedi tarzı eskimiş olduğu için o kadar komik gelmedi bana. Seven arkadaşlar tabii ki vardır. Bir tarzı var sonuçta filmin ama o tarz bana hitap etmiyor artık. Sebebi de bu tür film çok gördüm. O dönemde seyretmiş olsaydım %90 bayağı gülerdim ve %90 bayağı orijinal film derdim. Ama yapılan komik sahnelerin çoğu defalarca kere daha yapıldı. Kaliteli bir film olmasına rağmen esprileri bana göre biraz eskimiş gibiydi. Güldüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Bir de bazı şeylerde de gönderme yapıyorlar abi. O da İngilizlerle ilgili şeyler. İngiliz olmamamızın da tabii ki katkısı var. Yani önceden duymadıysanız bu filmi, özellikle seyretmek istemiyorsanız sıfırdan size tavsiye etmiyorum. Daha yeni komedi filmler. Yani çünkü sadece komedi filmi bu. Hani komedisini salla aksiyon için seyret de diyemiyorum. Daha yeni komedi filmlerinden daha fazla tatmin olursunuz diye düşünüyorum. Dediğim gibi sevenler kızmasın tarz meselesi. EFEDV puanı ise 10 üzerinden 7,5 veriyorum. Son olarak günün dünya filmi. Yine uzun zamandır seyretmek istediğim filmlerden olan. Hard Boiled. Farkındasınızdır arkadaşlar. Film döngüsünü yine değiştirmiştim birkaç hafta önce. Artık 7 tane hafta var. Ve göreceğiniz üzere bu döngünün içinde bir değil artık 2 tane dünya filmi var. Çünkü sırada bekleyen çok dünya filmimiz var. Biraz daha sıkça seyretmiş oluruz en azından. Bu film John Woo'nun en önemli filmlerinden bir tanesi. Kendisinin Hollywood'a geçmesinde etkili olmuştur. Face Off filmini biliyorsunuz yöneten abimiz. Sonrasında Mission Impossible 2'yi maalesef yönetti. Maalesef diyorum çünkü tarzı o tür bir filme hiç tutmadı. O yüzden hala Mission Impossible 2 serinin en kötü filmi kabul edilir. Bu filmde de Chow Yun-fat bir polisi canlandırıyor. Bilmeyen varsa Kaplan ve Ejderhan filmiyle Oscar almışlardı. Filmin başında Chow Yun-fat ve ortağı uyuşturucu tacirlerine baskın düzenliyor. Ancak silahlı çatışma sırasında Chow Yun-fat'ın ortağı ölüyor. Biliyorum klasik bir konu. 1992 filmi zaten. Daha sonra başka egzantrik bir polis çalışmaya başlıyor o aynı karakolda. Bu da mafyanın içinde gibi davranıyor. Chow Yun-fat hatta bilmediği için neredeyse bunu öldürecek noktaya geliyor. Oralara girmeyelim, spoiler olmasın. Tahmin edeceğiniz üzere de bir noktada ikisi bir araya gelip Chow Yun-fat'ın arkadaşını öldüren esas mafyaya karşı mücadele veriyorlar. Bu mafya içinde çocukların ve büyüklerin olduğu bir hastaneyi basıyor oradaki insanları rehin alıyor. Bununla birlikte bir tane çok etkili bir katil var. Onlar da yine bu polislerin peşine düşüyor. Filmimiz bu. Özel yanı zaten aksiyonu. Ne olursa olsun yani kesin seversiniz demiyorum ama ne olursa olsun bence seyredin. Seyredilmesi gereken bir film. FDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Bazıları çok düşük verdin diyebilir. Aksiyon sahnelerinin arasındaki konuşmalar çok sıkıcı. Diyorum ya biz Hollywood'da alıştığımız için Konuşan kişiler böyle bir hareketler yapsın isteriz. Sabit böyle karşılıklı durup uzun uzun muhabbet etsinler istemeyiz yani. Duran, Nuri Bilge Ceylan filmi gibi. Aksiyon sahneleri ne olursa olsun gerçekten görmeye değer. Bazen blok çekim oluyor. Bu arada demiştik ya bizim Türk filmlerindeki aksiyon sahnelerini eleştirirken hiçbir şey patlamıyor diye ya da hiçbir obje parçalanmıyor diye. Burada silahlı çatışma yaptıkları zaman içinde bulundukları mekanı yıkıyorlar. Bildiğin yıkıyorlar yani. Onlar falan çok iyi. Bazı yerlerde blok çekim var. Birinci katta kapışıyorlar. Devam ediyor ikinci katta. Yine kapışıyorlar falan. Ve bunların içindeki patlamalarda CGI falan yok. Adamlar onu koordine etmiş yani. Şu patlayacak, şu patlayacak. Buraya geleceğiz, bu patlayacak falan. Adamları şatkanla falan milleti vurduğun zaman şey bile demiyorsun. Hani acaba kan gerçek mi? Ulan gerçekten vurdu galiba diyorsun yani. O kadar gerçekçi. Bu konularda falan baya gerçekçi. Sırf bu yüzden bile seyredilir film. Dediğim gibi birincisi aralar biraz sıkıcı. İkincisi de bu sahneler çok güzel olmasına rağmen en azından benim için aksiyonun gerçekten heyecanlı olması için ana karakterlerin tehlikede olduğunu hissetmemiz lazım. Bunda o yok maalesef. Eleştirdiğim diğer iki aksiyon filmi var biliyorsunuz Raid ve Raid 2. Bir de şey var The Night Comes For Us. Onların farkı dövüş ağırlıklı. Hard Boiled filminde dövüş az var. Çok böyle dövüş koreografisi yok. Ama silah, patlama vesaire bunlardan çok fazla var. Diğer dövüşlü olanlara baktığımızda, zaman Raid gibi filmlere. Onlarda da demiştik ya bir kişi durduğu yerde duruyor. Diğerleri saldırıyor hepsini dövüyor. E o zaman şunu fark ediyorsun. Bu bir kişi tanrı ve ortada pek bir heyecan olmuyor. Sadece şov seyrediyorsun yani. The Night Comes For Us filminde mesela en güzel bulduğum sahneler birebir dövüşün olduğu sahnelerdi. Diğerlerine konsantre olamıyordum. Adamların sırasını beklediğini fark ettiğim için. Hardboiled'a da aynısı geçerli. Yani akrobatik hareketlerle ateş ediyorlar. Uçarak ateş ediyor. Koltuğun tepesine çıkarak ateş ediyor. Ama sorun şu. Bir sürü kişiye karşı çatışıyor ve o insanların hiçbirisi hiçbir şekilde vuramıyor abi. Bu olayı 3-5 kere gördükten sonra artık tabii ki heyecanlanmamaya başlıyorsunuz. Sadece şov seyrediyorsun. Sadece patlamaları seyredin falan diyorsun. Bununla yine kralı yani Cekiçen'i karşılaştırırsak Cekiçen'de gerçekten tehlike var. Yani gerçek hayatta da var tehlike. Adam mesela tam araba çarpacakken sıçrıyor. Araba duvara çarpıyor falan. Hani çalışılmış gerçekten yapılmış. Ya da daha önce demiştik ya birçok kişiyle kavga ederken kaça kaça dövüşüyor falan. Silah oldu mu kaçıyor. Eşin içine silah girdi mi? Hani çıkıp da takır takır herkesi vurmuyor. O yüzden birçok kişinin aksine en iyi aksiyon filmleri listeme koymayacağım. Ama dediğim gibi yine de çok emek olan bir film. O yüzden aksiyon seyrediyorsanız koleksiyonluk gene de seyredin derim. FDB puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Evet arkadaşlar böylelikle filmler de bitti. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaidan.com Kirli 12 Network'teki diğer kanallarımız için efaidan.com bölü Kirli 12. Library kanalım arkadaşlar sonunda adamlar altyapıyı hazırladılar. Artık uygulamayı hiç indirmenize gerek yok. Direkt YouTube seyreder gibi ya da Vimeo seyreder gibi seyredebileceksiniz. Telefonda çalıştı diyen var çalışmadı diyen var. Ben bilgisayardan bakıyorum zaten. O yüzden bilgisayardan özellikle giriyorsanız ücretsiz olarak erken erişim sağlamanız için iyi bir fırsat. Facebook grubumuz için efeaydal.com bölü grup. Instagramımız official. Twitter'ınız varsa twitter.com bölü takip edebilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için Sorularını okutma şansı yakalamak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlamak için faydan.com bölü destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Mutant DNA'sından yapılmış canlı oyun konsolu olan PlayStation 20'ye emanet olun.